Evet, herkese merhaba. 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Selma Kalemci. AYT Fizik'te bugün birlikte ne çalışacağız? Bir önceki derste biliyorsunuz manyetik alan, tel halka için çalışmıştık. Şimdi bu manyetik alan, bir manyetik alan içerisinde oluşan manyetik kuvveti birlikte çalışacağız. Manyetik kuvvetin özelliklerini ve bu manyetik kuvvetten dolayı sistemdeki ne gibi değişiklikler var, onları birlikte çalışacağız. Şimdi önce manyetik kuvvetle başlayalım. Nedir manyetik kuvvet? Bir alan kuvveti aslında. Sonsuz menzilli olarak kabul ediyoruz. Alan kuvvetlerinden bir tanesi. Alan kuvveti dediğimiz ne? Aslında dünyanın çekim alanından dolayı oluşan bir ağırlık, bir alan kuvveti. Elektriksel alandan dolayı yüklü cisimlerin birbirine uyguladığı elektriksel kuvvet, alan kuvveti. Aynı şekilde manyetik alandan dolayı oluşan bir kuvvet var. Bu kuvvete de manyetik kuvvet diyoruz. Yani bu da bir alan kuvveti. Alan kuvvetlerin hepsi nedir? Sonsuz menzilli olarak kabul edilir ve bu alana giren cisim alandan etkilenebilme özelliğine sahipse üzerine mutlaka ne oluşur? Manyetik bir kuvvet oluşur. Şimdi manyetik kuvvet o zaman manyetik alandan dolayı doğacak bizim için. Nasıl? İşte iki mıknatısın birbirini çekip itmesi aslında bir manyetik alan kuvvetinden kaynaklı. Ama bir önceki derste hatırlarsanız işte telin çevresinde oluşan manyetik alanlarımız vardı. İki tane akım taşıyan tel yan yana gelirse birbirlerinin manyetik alanından etkilenip ne yapabilirler? Birbirlerine çekme itme kuvveti uygulayabilirler. Şimdi bununla ilgili manyetik kuvvet nasıl oluşuyor birlikte bakalım. Şimdi üzerinden akım geçen sistemde bir sürü değişkenlikler var. O yüzden bu değişkenlikleri tek tek aşama aşama alırsak üzerinden akım geçen tel bir manyetik alan içindeyse. Şimdi ortamda bir manyetik alan var. Nasıl yarattınız? Örneğin mıknatıs yardımıyla yarattınız. Ortamda bir manyetik alan. Kuzey kutup, güney kutup aldınız. Kuzeyden güneye doğru bu ortamda bir manyetik alan oluşturdunuz. Şimdi bu manyetik alanın içine üzerinden akım geçen bir teli koyarsanız. Şimdi ne oldu? İki tane alan oldu. Yani telin çevresinde bir manyetik alan var. Ortamda bir manyetik alan var. İki manyetik alan bir manyetik kuvvet oluşturacak. O zaman ne yapıyoruz? Kurallarım ne? Her şeyden önce buna bakıyorum. Her manyetik alanın içinde akım geçen tele manyetik kuvvet etki etmez. Belli kurallar dahilinde ancak oluyor. 3 boyutlu bir sistem yine. Sahi kuralını bu yüzden geliştiriyoruz. O yüzden ancak ve ancak telimin üzerinden geçen akım, yani telim manyetik alana dik ise, ilk kural, tekrar ediyorum. Bir tel var, üzerinden akım geçiyor. Bir manyetik alan içerisine konulmuşsa ve manyetik alana dik konulmuş ise ya da dik bileşeni olacak şekilde konulmuş ise o zaman telin üzerinde bir manyetik kuvvet oluşur. Bu manyetik kuvveti nasıl? Dikkat edin, bir mıknatıs aldık. Kuzeyden güneye doğru bir manyetik alanımız var. Tel, hemen anahtarımızı kapattık. Anahtarı kapatınca pilin, diyelim ki farz edelim, artı kutbundan eksi kutbuna doğru, bu tarafa doğru bir akım oluşturduk ve devreyi tamamladı. Manyetik kuvvetin yönünü nasıl belirliyoruz? İşimiz çok kolay. Baş parmağım, hemen elimi iki şekilde tutabilirim. Elimi böyle tutabilirim ya da elimi böyle tutabilirim. Böyle de tutarsam dikkat edeceğim. En kolay yöntem. Kolay yöntemle başlıyorum. Baş parmağım her zaman ve her zaman akım yönünde. Dört parmağım manyetik alan vektörü yönünde, manyetik alan vektörleri yönünde. Avucumun tam içinde, avucumdan dışarıya doğru bir vektör var gibi hayal ediyorum. Dik olacak şekilde bir vektörüm var. Hayal ediyorum. Avucuma dik bir vektör ve dışarıyı gösteriyor hep. Baş parmağım akım, dört parmağım manyetik alan demiştik. Avucumun içindeki ise manyetik kuvvetimin yönü. Nasıl yapıyorum? Hemen şeklimizin üzerinde dikkat edin. Manyetik alan vektörlerim ne yaptı? Soldan sağa doğru gidiyor. Akımım ise bana doğru geliyor. Dört parmağımı, dikkat edin, soldan sağa doğru. Dört parmağımı soldan sağa doğru tuttum. Baş parmağımı kendime doğru tuttum. Avuç içim yukarıya gösteriyor. Ve manyetik kuvvetim yukarıya doğru tele dik. Burada önemli nokta akım. Yani manyetik alan içindeki telimin bir boyu var. Sadece manyetik alan içindeki boyumu alıyorum. Akımım mutlaka manyetik alana dik olmalı ya da telim manyetik alana dik olmalı. Yani telimin boyu da manyetik alana dik olmalı diye düşünebilirim. Ne yapıyorum? Formülüm ne? Bakın hemen elde sahi kuralıyla verdim. Baş parmağım akım, dört parmağım manyetik alan, avuç içim yukarıya doğru, manyetik kuvvetin yönünü verecek şekilde. Ya da ikinci kural, bütün bu parmaklarımı böyle tutacağım, düzgün tutmalıyım. Baş parmağımla işaret parmağım birbirine dik. İşaret parmağım ile orta parmağım birbirine dik. Orta parmağımla baş parmağım birbirine dik. Bütün parmakları birbirine dik kabul ediyorum. Akım, manyetik alan, manyetik kuvvet. Elimi buna göre tutuyorum. Orta parmağım kuvveti gösteriyor. Orta parmağım hangi yöndeyse o zaman manyetik kuvvetimin yönü de o yönde olacak. O yüzden buna göre belirliyorum. Peki büyüklüğünü nasıl bulacağım? Geldik. Tamam, bu 3 boyutlu ama bana genellikle 1 ve 2'deki gibi verecek. Şimdi ortamda düzgün bir manyetik alan var. Düzgün manyetik alan her yerde şiddeti aynı olan manyetik alana diyoruz biz. Farz edelim sağdan sola doğru bir manyetik alanınız var ve bu manyetik alana dik telinizi koydunuz ve üzerinden akım geçiyor. Telinizin manyetik alan içindeki boyunu aldınız. Bu çok önemli. Telinizin boyu 10 metre ama sadece bunun 2 metresine manyetik alan etki ediyorsa 2 metrelik boyda bir manyetik kuvvet oluşturabilirsiniz. Formülüm ne? İlk önce dikliği gördüm. Akım ile dedim. Manyetik alan birbirine dik olmalı. Dik. O zaman bu durumda oluşan manyetik kuvvetin formülü ortamın manyetik alanı çarpı telin üzerinden geçen akım çarpı telin manyetik alan içindeki boyu. Bil emir kipi gibi lütfen aklınızda kalsın. Burada çok formül veriyorum, dikkatinizi çekecek. O yüzden bil. B ortamın manyetik alanı, I telin akımı, L ise telin manyetik alandaki boyu. Bunların çarpımı sizin bu telin üzerinde oluşan manyetik alanın büyüklüğünü verecek. Şimdi yönünü nasıl buluyorum? Demin kullanmıştık. Elimi böyle tutuyorum. Bu daha kolay. Baş parmağım akım, dört parmağım manyetik alan, avuç içimden dışarıya doğru bir manyetik kuvvet vektörüm var. Hemen baş parmağımı yukarı doğru tutuyorum. Herkes benimle lütfen tekrarlasın. Dört parmağımı da sağa doğru tutuyorum. Avuç içim dikkat edin sayfamın içine doğru. O zaman ne yapıyor? Vektör aşağıya doğru olduğu için sayfadan içeri doğru bir manyetik alan vektörüm var. Bu tele etki eden manyetik alan vektörü sayfaya dik içeriye doğru bir manyetik kuvvet. Büyüklüğünü ise böyle buluyoruz. Şimdi dikkat edin ikincisinde hafif açılı koymuşum. Akımım ile manyetik alanımın arasında bir alfa açısı var. Oysa dik olmasını istiyorum. Dik olan tarafı burada çizdim, görüyorsunuz. O zaman dedim ki telimin boyu buradaki boyu L kadar aslında. Manyetik alanın içindeki boyu ama ben dik boyunu alacağım. Dik boyunu alırsam o zaman L çarpı sinüs alfa. Açının karşısındaki kenarı arıyorum çünkü sinüsle bulabilirim ancak. Telimin akımı aynı mı? Telimi şimdi açılı koyduğum için. Bu durumda yeni oluşan manyetik kuvvetim ne oldu? Ortamın manyetik alanı telimin akımı çarpı telimin dik bileşeni yani B sin alfa. Formülü nasıl aklımda tutabilirim? Çok formül var bu konuda. Birazcık daha böyle dikkatli olmanız gerekiyor. Bilsin. Bilsin alfa. Yani biraz emir kipi gibi böyle bilindik bir anda bilsin, birisi bilsin kelimesini kullanıyor gibi düşünüyorum. Aklımda öyle tutacağım. Bilsin, kim bilsin? Alfa bilsin. Aklınızı böyle kodlayabilirsiniz. Kuralım ne? Her zaman akım manyetik alana dik olmalı. Asla unutmuyorum. Akım var, manyetik alan var. Diklik yoksa manyetik kuvvet yok. Hemen bakalım üçüncüde ne var? En çok yapılan, genellikle sayısal öğrencilerde çok görüyoruz. Açıyı gördüğü anda illa kullanması gerektiğini düşünüyor. Oysa ki manyetik alanda kurallarım çok daha dikkat edilmesi gereken kurallar. Sağ el kuralı yani diklik kuralı 3 boyutlu bir sistemdeyim. O zaman ne yapacağım? Elimi düzgün tutuyorum, hiç bükmüyorum. Eğer ben manyetik alanın yönünü bulurken akımı yönünü düzgün kullanabiliyorsam ve bükülmelerine neden olmuyorsa o zaman açının bir önemi yok demektir. Parmağımı düzgün tuttum 90 derece. Dört parmağımı dışarı doğru tuttum. Baş parmağımı akım yönünde çeviriyorum. Dikkat edin. Çevirdim. Telim böyle, akımı böyle gidiyor. Hayal edin lütfen. Dikkat ediyorsanız hiç parmaklarımın arasında bir açı yok. Parmaklarım yukarı doğru. Akım da bunlara dik. O yüzden buradaki açının bir önemi yok. Çünkü telim zaten dik. Bunların üzerine etkiyen manyetik alan dik. Böyle yaptım. Avuç içimin gösterdiği yön manyetik kuvvetin yönü. Bu tele etkeden manyetik kuvvetin yönü buraya doğru ve dik. Ne kadar? F manyetik. O zaman büyüklüğünü gene nasıl diyorum? Örneğin telim bu kadarsa Burada oluşan manyetik kuvvetin büyüklüğü, ortamın manyetik alanı, telimin boyu, bütün boyunu alıyorum. Çünkü akım ile manyetik alan birbirine dik. 4'te akım var, manyetik alan var. Ama dikkat ediyorsanız akım ile manyetik alan birbirlerine zıt yönlü. Oysa aralarında kaç derece açı olmalı? 190 derece olmalı. Bunlar arasındaki açıya bakarsanız 180 derece. Burada bir tel daha yapıp bakımı bu tarafa doğru görebiliriz. Burada açı kaç derece? 0 derece. O zaman ne olmalıydı? Akım ile manyetik alan dik olması gerektiği için akım var, manyetik alan var ama manyetik kuvvet oluşmadı. Manyetik kuvvetin oluşabilmesi için akım ile manyetik alan arasındaki açının 90 derece olması şart. Şimdi geldik. Formülü tekrar yazarsak ortamda manyetik alan var. Hemen sağ el kuralını uyguluyorum. Baş parmağım akım yönünde. Baş parmağımı yukarı doğru tutuyorum. Dört parmağımın hemen yönünü sayfadan dışarı doğru uyguladım. Avuç içim sağ tarafımı gösterdi. Buna etkeden manyetik kuvvet sağa doğru. Bu dikkat edin, şimdi sayfa düzleminden içeri, baş parmağım akım yönünde ama dört parmağımı içeri doğru tutuyorum. Avuç içim bu sefer sol tarafımı gösteriyor. O zaman bu teli etkiden manyetik kuvvet sola doğru dik ve dik. Kuvvetimin büyüklüğüne kadar F manyetik. Hep tekrar edelim. Ortamın manyetik alanı, telimin akımı, telimin boyu. Açı varsa akım ile manyetik alan arasında dik bileşenini bulmak için açıyı da ne yapacağım? Buna göre kullanacağım. Şimdi geldik bir başka soruya. Sayfa düzlemine dik bir B manyetik alanda bulunan sayfa düzlemindeki X, Y, Z tellerinden geçen akımlar şekildeki gibidir demiş. Tellerin boyları şekilde verildiği gibi olduğuna göre X, Y, Z tellerine uygulanan manyetik kuvvetin büyüklüklerinin sıralaması nedir? Şimdi açı verdiği özellikle 45 derece çok önemli mi? Dikkat edin, telimin akımı böyle giderken telimin üzerindeki manyetik alanlar yukarıya doğru. Dikkat ediyorsanız aralarındaki açı 90 derece. Yine buradaki 45 derecenin hiçbir önemi yok bizim için. O yüzden bilerek verecek. Dikkat edeceğim. Gerekmedikçe açıyı kullanmıyorum. Önce x'te bir başlayalım. Fx eşittir ortamın manyetik alanı B. Telin akımı 3i. Telimin boyu 2 ile yani 6 bil oluşan manyetik kuvvetim. Yönünü bulalım. Aslında bulmamız gerekmiyor. Büyüklük sıralamasını istiyor. Ama biz bir pratik yapmış olalım. Dört parmağım manyetik alan yönünde, baş parmağım akım yönünde tutuyorum. Dört parmağımı dışarı doğru tuttum. Baş parmağım akım yönünde tuttum. Avuç için bana doğru, yani buradan aşağıya doğru bir manyetik kuvvet var. Y'ye geliyorum şimdi. Dört parmağım dışarı, baş parmağım akım yönünde, avuç için bu tarafı gösterdi. Bu tarafa doğru bir Y manyetik kuvveti var dik. Hemen üçüncüsüne geliyorum. Dört parmağım dışarı, baş parmağım akım yönünde tutuyorum. Avuç içim dikkat edin bu tarafı gösterdi. Bu da Z'yi etkeden manyetik kuvvetimin yönü. Şimdi büyüklüklerini nasıl hesaplıyorum? F'ye eşittir. Ortamın manyetik alanı B. Telimin akımı 2. Telimin boyu 2 kök 2 L. Yani 4 kök 2 bil. Z'de oluşan manyetik kuvvetim ne kadar? Ortamın manyetik alanı B. Telimin akımı 3i. Telimin uzunluğu L kadar. Yani 3 bil. Bu durumda büyükten küçüğe sıralarsam en büyüğü X kuvvetim, sonra Y kuvvetim, en küçük ise Z kuvvetim. Açıyı kullanmama gerek olmadığını lütfen görün. Her zaman her açıyı kullanacağız diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bir diğer örneğimiz manyetik alan yönleri ve bu manyetik alan içinde bulunan tellere ait akım, uzunluk ve açı değerleri verilmiştir. Buna göre X ve Y tellerine bu manyetik alan tarafından uygulanan manyetik kuvvetlerin Fx bölü Fy oranı nedir? Yine dikkat edin. Tele etkeden manyetik kuvvet akıma dik olduğu için açının bir önemi yok. Özellikle parantez içine verdi. Baş parmağımı akım yönünde tutuyorum. Dört parmağımı içeri doğru tutma. Avuç içim tamamen bu tarafı gösteriyor. O zaman bu tele etkeden manyetik kuvvetin yönü böyle bulduk. Şimdi buna bakıyorum. Manyetik alanım açılı. Bu manyetik alandaki dik boyu bulacağım. Burasına L dik diyelim. Telimin boyu 5L ama manyetik alan içindeki boyu 37 derecenin karşısındaki kenar. Sin 37 ile çarparsak 3L'lik bir boyu var. O zaman ne yapıyorum? Akımı bu tarafa doğru alıyorum. Dört parmağımı bu tarafa doğru, baş parmağımı akım yönünde tuttum. Avuç içim yukarıyı gösteriyor. Bu tele etkeden manyetik kuvvet sayfa düzleminden dışarıya doğru bir manyetik kuvvet. Hemen hesaplayalım. Fx ne kadar? Fx eşittir ortam manyetik alanı 2B. Telimin akımı 2. Telimin boyu L. Yani 4 birlik bir manyetik kuvvetimiz var. Y'de oluşan manyetik kuvvetim Fy eşittir ortamın manyetik alanı B kadar, telimin akımı 2i kadar, telimin boyu 3l kadar, yani 6 bil. Oranlarsak fx'in fy'ye oranı ne çıkar? 2/3 çıkar. Yani cevabımız A şıkkı olacaktır. Şimdi iki tane telimiz var. Şimdi ortamda bir manyetik alan vardı. Örneğin bunu bir mıknatısla yapabilmiştik. Ama iki tane ortamda bir akım varsa, yani iki tane teliniz varsa ve üzerinden akım geçiyorsa, iki telin çevresinde bir manyetik alan oluşacak. İki manyetik alan ne doğuracak? Bir manyetik kuvvet doğuracak. Bunun pratik yöntemlerini de göreceğiz. Önce bir tek tek bil formülünden. Çünkü genel manyetik kuvvet formülümü ne olarak öğrendim? Ortamın manyetik alanı, tele etkeden manyetik alan yani telin akımı, telin manyetik alanın içindeki boyu. Dikkat edin, bir tel daha uzun, bir tel daha kısa. Her ikisinin ortak boyunu almak zorundasınız. Çünkü bu hangi boya manyetik alanı etki ediyorsa o boyda ancak bir manyetik kuvvet oluşacak. Şimdi birinci telle başlıyorum. Bunun akımına I1 diyelim. Diğerinin akımına I2. Baş parmağımı akım yönünde tutuyorum. Akımlar aynı yönlü olursa nasıl oluşacak? 4 parmağım buradan içeri giriyor. Yani I1 akımı I2 akım üzerinde sayfa düzlemine dik içeriye doğru bir manyetik alan oluşturuyor. Ne kadar bu manyetik alan? Bir telin D'ye kadar uzakta oluşturduğu manyetik alanın formülü. Hatırlayın 2K I1 bölü aralarındaki mesafe D idi. Şimdi sağ el kuralına geliyorum. 4 parmağımı manyetik alan yönünde tutuyorum içeri doğru. Baş parmağım akım yönünde tutuyorum. Avuç için bu tarafı gösteriyor. Bu tarafa doğru bir manyetik kuvvet oluşuyor. Bu ne demek? Eğer tellerdeki akım yönleri aynı ise teller birbirini ne yapıyor demek ki? Çekiyormuş. Demek ki nasıl bir kuvvet oluşacak? Çekme kuvveti oluşacak demek ki. Şimdi aynı işlemi ikincisi için yapalım. Baş parmağım akım yönünde tutuyorum. 4 parmağım sağdan içeri girdi, dolandı, dışarı çıktı. O zaman I2 akımı I1 üzerinde sayfa düzlemine dik dışarıya doğru bir manyetik alan oluşturdu. Ne kadar? 2K I2 bölü D kadar. Baş parmağımı akım yönünde tutuyorum. 4 parmağımı manyetik alan yönünde tutuyorum. Avuç için bu tarafı gösteriyor. Oluşan manyetik kuvvetimin yönü. Şimdi tek tek bir hesaplayalım. Bu 1 üzerinde oluşan kuvvet anlamında F1 diyelim. Bunu da 2. telin üzerinde oluşan manyetik kuvvet anlamında F2 diyelim. Önce F1 ile bir başlayalım. Bu formülümü kullanıyorum. Üzerine etkeden manyetik kuvvetim 2K I2 bölü D kadar çarpı telimin akımı I1 kadar çarpı D. Hemen F2'yi hesaplayalım. Telime etkeden manyetik alan 2K I1 bölü D kadar. Telimin üzerinden geçen akım I2 D. Dikkat ediyorsanız formüllerim aynı oldu. İki tel birbirinin etki alanında ise o zaman birbirlerinin akım yönlerine göre manyetik kuvvet uygularlar. Akım yönleri aynı ise birbirlerine çekme kuvveti uygulayıp hafif böyle çok abartılı bir çizim yaparsak I1 akımı ve I2 akımı bu manyetik kuvvetin etkisine birbirlerine doğru çekilirler ve hafif bir bükülme. O yüzden ne yapıyoruz sonuç olarak? Akımlar aynı yönde ise birbirlerine ne yapacaklar? Çekme kuvveti uygulayacaklar. Zıt yönlü ise artık tahmin edebildiğinizi biliyorum. Birbirlerine itme kuvveti uygulayacaklar. Bir kanıtlayalım bakalım. Şimdi baş parmağımı I1 yönünde tutuyorum. 4 parmağım dikkat edin. I2'nin üzerine içeri doğru bir manyetik alan oluşturuyor. İçeriye doğru birinci telin oluşturduğu manyetik alan ne kadar? 2K I1 bölü D kadar. Hemen baş parmağım akım yönünde. 4 parmağım sayfadan içeri doğru tutuyorum. Dikkat edin, avuç içim şimdi bu tarafı gösteriyor. Manyetik kuvvetin yönüne dikkat ederseniz o zaman bu tel ne yaptı? Kendisinden itecek yönde bir manyetik kuvvet oluşturdu. Aynı şeyi hemen ikinci tel için yapıyorum. Baş parmağım akım yönünde tutuyorum. 4 parmağım sayfadan içeri girdi. İçeriye doğru bir manyetik alan oluşturdu. İkinci telin oluşturduğu manyetik alan 2K I2 bölü D kadar. Sağ el kuralımı uyguluyorum. 4 parmağım sayfa düzleminden içeri, baş parmağım akım yönünde tutuyorum. Avuç içimdeki vektörümü hayal ediyorum dışarıya doğru. O zaman dedim bu tarafa doğru bir manyetik kuvvet oluşturdu. Ne yaptılar? Birbirlerini ittiler. Tekrar uzun uzun denkleme girmiyorum. Hafif bombe yaptığını düşünerek ne yapacağım? Birbirlerine itme kuvveti uyguladığını göreceğim. Özet, iki tel üzerlerinden akım geçiyorsa ve birbirlerinin üzerinde dik manyetik alanlar oluşturabiliyor iseler, o zaman manyetik kuvvetler oluşur. Bu manyetik kuvvetler akım yönlerine göre sahip kuralına hiç girmeden akımın yönüne bakarak, eğer akımlar aynı yönlüyse birbirlerini çekeceklerini, akımlar zıt yönlüyse birbirlerini iteceklerini düşünerek ne yapabilirim? Manyetik kuvvetin yönünü bulabilirim. Hemen bir tane örnek. Şimdi birbirine paralel olarak duran sonsuz uzunluktaki KLM tellerinden geçen akımlar şekildeki gibidir demiş. Bu durumda tellerin oluşturduğu manyetik alan sebebiyle teller birbirine kuvvet uygulamaktadır. L telinin M telinin uyguladığı manyetik kuvvet F vektörü. Vektörel istiyor bizden. Bunların hepsinin başına vektör işareti var. Hemen ekleyelim şöyle. Çünkü vektörel istemiş. İşaretlerini de ona göre yazmışız. L telinin M telini uyguladığı. Şimdi akımlarının yönlerine bakıyorum. Akımlar aynı yönlü. L teli M teline kendisine doğru bir çekme kuvveti uygulayacak akımlar aynı yönlü olduğu için. Demek ki sola doğru olan vektörü ne yaptı? Artı yön kabul etti. Ne kadarlık bir kuvvet bu? F dediğim kuvvet. İlk önce L telinin M teli üzerinde oluşturduğu manyetik alanın büyüklüğünü bulursam dışarıya doğru 2Ki bölü 3D kadar. Hemen onları yazalım. Manyetik alan 2Ki bölü 3D çarpı telimin akımı 3i çarpı telimin boyu da sonsuz L dedim. Hemen 3'leri sadeleştirdim. F dediğimiz şey ne oldu? 2K i'nin karesi bölü d çarpı L oldu. Kimin üzerindeki bileşken manyetik kuvveti istiyor? L telinin. O zaman L m'yi F kuvvetiyle çekerse o zaman M de L'yi eksi F kuvvetiyle çekecek. Yönleri birbirlerine doğru olmalıydı, hatırlayın. K ile M'ye bakıyorum. Akım yönleri ters. Akım yönleri tersse K L'yi itecek. İterse bu tarafa doğru bir kuvvet oluşturacak. Onun büyüklüğünü bulursak K telinin L teli üzerinde oluşturduğu manyetik alan 2K 2i bölü D. Bu manyetik alan içinde i akım taşıyor L boyunda. Ne yaptı yani? 4K i'nin karesi bölü D çarpı L oldu. O zaman bu durumda 2K i F ise o zaman benim K telimin oluşturduğu manyetik kuvvet 2F olmalı. Ama yönlerine göre bakarsak bu da eksi 2F. O zaman iki vektör birbirine paralel aynı yönlü ve yönleri eksi yönde olduğu için bileşkeleri ne yapacak? Eksi 3F olacak bunların. Geldik. Şimdi manyetik tork. Torku daha önce hatırlarsanız bir kuvvetin döndürücü etkisi olarak öğrenmiştik. Burada ne alaka? Burada da bizim karşımıza kuvvetimiz var. Manyetik kuvvetimiz. Bu manyetik kuvveti öyle bir ortamda oluşturuyoruz ki bir teli döndürmeye başlayıcı bir kuvvet olarak karşımıza çıkıyor. Nasıl? Şimdi telimize bakalım. Dikkat edin, bir dikdörtgen şeklinde telimiz var. Telimizi böyle büktük ve üzerinden bir akım geçiyor. Akım geçen akıma da i diyelim. i akım ve i akım dolanarak 360 derece dolanan bir akımımız var. A, B, C, D telleri bunlar. Her bir telin, örneğin AB teli üzerinde oluşan manyetik kuvvete bakarsam elimi düzgün tutuyorum. Baş parmağımı akım yönünde tutuyorum. Dört parmağım manyetik alan yönünde tutuyorum. Baş parmağım aşağıya doğru, dört parmağım sağa doğru. Avuç içindeki vektörümü hayal edersem AB teline, sayfa düzlemine dik dışarıya doğru bir F AB kuvveti etki ediyor. B, C teline bakıyorum. Akım ile manyetik alan birbirine paralel olduğu için, kim için yapıyoruz bunu? BC teli için. Akım ile manyetik alan birbirine paralel olduğu için manyetik kuvvet oluşmaz. Aynı şey AD teli için. Birbirlerinin arasında 180 derece var. Çalışmıştık. AD telinde de bir manyetik kuvvet oluşmaz. Geriye ne kaldı? CD teli. Baş parmağımı akım yönünde tutuyorum. Dört parmağım manyetik alan, avuç içim aşağıya gösteriyor. Yani CD telinde sayfaya dik içeriye doğru bir manyetik kuvvet oluşuyor. Şimdi böyle bakıyorum. Bu benim dikdörtgen. Burada dışarıya doğru bir manyetik kuvvetim var. Burada ise içeriye doğru bir kuvvet dışarı doğru iterken diğer kuvvet içeri doğru iterse ne yapmaya başlayacak benim telim? dönmeye başlayacak. Hangi eksen etrafında? Bu eksen etrafında dönmeye başlayacak. Bir manyetik kuvvet oluştu. Bu telde bu manyetik kuvvet bir dönme etkisi yarattı ve bir tork oluşturduk. O zaman her ikisi aynı yönde bir tork oluşturduğu için buradaki tork, hatırlayın tork vektörel, kuvvet çarpı kuvvet koluydu formülü. O kuvvet çarpı kuvvet koluna göre bakarsak eğer, bu durumda tork her ikisinin de aynı olduğu için kuvvetim ne kadar? Ortamın manyetik alanı, telimin akımı, telimin boyu, örneğin şu boya L diyelim, çarpı L. Ne yaptık? Şimdi buradan dikkat edin, bu kuvvetimin büyüklüğü, dönme eksenine uzaklığı, D mesafem neresi? D mesafem şurası. Eğer buraya D dersek diğer yarıya da D diyelim, tam ortada olacak çünkü dönmeye göre. O zaman çarpı D. Bundan 2 tane çarpı 2. O zaman dikkat edin, B çarpı I çarpı 2D çarpı L. Dikkat ederseniz şuradaki alanım, görüyor musunuz? Şuradaki alanım. O zaman alanla çarparsam B çarpı I çarpı, burası tel çerçevenin içindeki bölgenin alanı, çarpı A. Bir torkun, bir telin üzerinden akım geçtiğinde oluşan torkun genel formülü ortamın manyetik alanı, telin üzerinden geçen akım ve telin o manyetik alanın içinde kalan alanının çarpımı bize neyi veriyor? Torku veriyor. Tork vektörel. Nereye doğru dönüyor bu? Böyle dönecek. Bu kuvvet burada olduğu sürece bu dönmeye devam edecek. Bunu daha sonra çok kullanacağız. Şimdi geldik soru ne? Şekildeki manyetik alan yönleri ve teller üzerindeki akımların büyüklükleri, yönleri verilmiştir. Buna göre tel çerçeveye aşağıda belirtilen manyetik alanlardan hangileri uygulanırsa dönme ekseni boyunca dönmeye başlar. Şimdi ekseni verdi. Ortamda bir manyetik alan. Bakıyorum şimdi telim bu. Kenarda verdi, dikkat edin. Telimizi buraya oturtturduk. Tel böyle. Akım gidiyor. Ve akım aşağıya gidiyor. Zaten manyetik torku anlatırken böyle anlatmıştım. Dikkat ederseniz sayfa düzleminden içeriye bir manyetik kuvvet. Sayfa düzleminden dışarı bir manyetik kuvvet. O yüzden bir dönme ekseni boyunca dönme başlayacak. Buraya bakıyorum. Telimi yine böyle koydum. Akımım nasıl gidiyor? Akım böyle gidiyor ve böyle dolanıyor. Şimdi dikkat ederseniz burada akım ile manyetik alan ters yönlü. Bu tele bir manyetik kuvvet etki etmez. Bu telde paralel aynı yönlüler. Buna da etki etmez. Buradaki tele etki edecek. Nasıl? Akım böyle dolanıyor. Baş parmağımı akım yönünde böyle alıyorum. Bunun yukarıya doğru bir manyetik kuvvet var. Burada ise tam tersi, içeriye doğru. O yüzden hangi eksende dolanır? Aslında bu eksende dolanır. Böyle böyle dolanacak. Oysa bizden nasıl istiyor? Böyle böyle. Ya böyle böyle dolansın ya da saat yönünün tersinde dolansın. O yüzden bu verdiği dönme ekseninde değil, ona dik bir eksende döndüğünü gösteriyor. Hemen diğerine bakıyorum. Yine telimi bu ortama aldım. Akımın böyle dolandığı. Bakıyorum şimdi dört parmağımı dışarı doğru tutuyorum. Baş parmağım akım yönünde. Burada kuvvetin yönü bu. Burada bakıyorum baş parmağım kuvvet dışarı. Böyle bir kuvvetim var. Burada ise böyle bir kuvvetim var ve yönlü. Dikkat ediyorsanız kuvvetler paralel zıt yönlü birbirini götürdü. Paralel zıt yönlü. Bunun üzerine net bir kuvvet yok. Kuvvet olmadığı için dönme söz konusu değil. O zaman sadece hangi sistemde verilen şekillerden hangisi sadece şekil 1'deki dönme ekseninin yönünde dönme sağlayacak demekmiş. O yüzden cevabımız ne olur? Cevabımız A şıkkı olur. Geldik. Şimdi bir yüke etki eden kuvvet. Şimdi nereden çıktı? Ne güzel, tamam, akımda yapmıştık. Yük nereden çıktı? Hatırlayın, yük dediğimiz şey akım. Hatırlayın, ta elektrik alanının elektrik akımına gidersek Ohm yasasına göre akım da, dikkat ederseniz akım toplam yük bölü zamandı. Akımın olduğu yerde yük hareketi var. Eğer akım varsa yük var. O zaman yüke de bir manyetik kuvvet etki ettiğini görebiliriz. O zaman ne yapacağız? Akıma göre gene bir manyetik kuvvet, yani yük hareketine göre, yani yüke bir manyetik kuvvetin etki ettiğini göreceğiz. Şimdi nasıl bir büyüklük? Formül nereden geliyor? Hatırlarsanız kuvvet ortamın manyetik alanı çarpı akım çarpı boydu. Ortamın manyetik alanında bir değişme yok ama akım yerine Q bölü T'yi yazarsak L de bunun aldığı yol olarak karşımıza çıkarsa hız çarpı zaman diye düzeltebiliriz. O zaman bu durumda zamanlar birbirini sadeleştirince bir yüke etki eden manyetik kuvvet formülüm ne oldu bu durumda? BQV. Bunu ben bisküvi diye kodlamaya çalışıyorum. Bisküvi kelimesinin sessizleri gibi bisküvi aklınızda tutmak için kullanabileceğiniz bir sabit olduğunu, bir hatırlatma olduğunu düşünüyorum. Öyle düşünerek bulabilirsiniz. Yükü etkiden manyetik kuvvet bisküvi. O zaman bakıyorum nasıl? Önce her şeyden önce burada bir çember çizmişiz. Ne oluyor? Niçin çember? Önce onu bir görelim. Kuralımız yine her zaman hız manyetik alana dik olmalı. Eğer hız manyetik alana dik değilse yüklü bir cisme manyetik kuvvet etki edemez. O yüzden hep bakacağım. İlk kuralım manyetik alan ve hız birbirine dik mi? Hemen bakıyorum ortama manyetik alanı içeri doğru. Sağ kuralı hatırlarsanız baş parmağım akım yönünde, dört parmağım manyetik alan yönünde, avuç içimde manyetik kuvveti gösteriyordu. Şimdi burada yük yok, akım yok, yük var. İşte yükün hareket yönünü baş parmak olarak alıyoruz. Akımı çıkardık, onun yerine neyi koyduk? Elimdeki yüklü cismimin hareket yönünü, hız vektörüm, manyetik alan vektörüm, avuç içim yine manyetik kuvveti gösterecek. Sadece ivme yerine, akım yerine ne geldi? Akım yerine mecburen elimdeki yüklü cismimin hız vektörünün yönü geldi. Baş parmağımı hız vektörü yönünde tutuyorum. Dört parmağımı sayfadan içeri avuç içimin gösterdiği yön. Manyetik kuvvetin yönü. Manyetik kuvvet bu tarafa doğru. Dikkat ediyorsanız manyetik kuvvet hıza, hız da manyetik alana dik. Hepsi birbirine dik. Sağ el kuralı zaten bunu anlatıyor bana. Şimdi 12. sınıfın başında ne çalıştık? Çembersel hareket çalıştık arkadaşlar. Çembersel hareket hatırlarsanız merkeze doğru yönelen dönme ekseninde çembersel hareket yapan bir cismin hızı ile merkeze yönelmiş olan merkezi kuvvet birbirine dik olmak durumundaydı. Burada oluşan manyetik kuvvetime bakıyorum. Manyetik kuvvet de hız vektörüme dik. O zaman manyetik kuvvet ikinci bir kimlik kazanıyor burada. Hız ile manyetik kuvvet birbirine dik olduğu için manyetik kuvvet sistemi bu tarafa doğru çekmeye çalışırken, hız bu tarafa doğru götürmeye çalışırken çembersel bir yörüngeye oturup çembersel dönme hareketi yapan bir yük bulduk. Demek ki yüklü bir cisim bir manyetik alana dik olacak şekilde bir hız vektörüyle bırakılırsa, atılırsa, fırlatılırsa demek ki ne yapmaya başlıyor bunun içinde? Dönme hareketi yapmaya başlıyor. O zaman benim manyetik kuvvetim nasıl bir kimlik kazanıyor burada? Merkezcil kuvvet gibi bir özellik kazanıyor. İkincil bir kimliği var. Şimdi yukarıda kanıtlamıştık bisküvi. O zaman manyetik kuvvet yerine yazarsak bisküvi eşittir. Merkezcil kuvvetimiz neydi? Hemen 12. sınıfın başı çembersel hareketi hatırlıyoruz. Kütle çarpı hızın karesi bölü yarıçaptı. Şimdi iki tane hız var, dikkat edin. Bunları bir sadeleştirelim. O zaman ne kaldı? Bir de içler dışlar çarpımı yaparsak m çarpı v eşittir b q r. Yeni bir formül daha çıktı. Eyvah, bir sayfada iki formül. Unutmamam gereken bir formül. Nasıl kodlatıyorum? Kuvvetimi bisküvi diye kodlatmıştım. Hatırlayın, aklınızda kalsın, hatırlatıcı olsun demiştim. Bunu da mavi bakır diye ezberlemeye çalışıyoruz. Ki aklımızda kalsın, kalıcı olsun diye böyle bir benzetme yapabiliriz ki formüller çok fazla karıştırmamak adına. Mavi bakır. Dikkat edin, burada MV dediğimiz ne? Aslında momentum. O zaman ben MV yerine, yani kütle çarpı hız yerine, MV yerine momentumu da yazabilirim. P eşittir o zaman B Q R. Bu da benim üçüncü formülüm. Bir sayfada 3 yeni formül. Unutmayacağım. Bisküvi, mavi bakır, bir de bakır P. Böyle aklımızda kalsın. P dediğimiz momentum. Yine aynı şekilde, ama nasıl bir momentum? Hatırlayın, açısal momentum öğrendik. İki tip momentumumuz olduğunu biliyoruz. Buradaki tabii ki çizgisel momentum. Demek ki 3 tane formül. Ufacık bir yükün başımıza açtığı şey 3 yeni formülün gelmesi. Ama iş kolay. Şimdi geldik önemli noktalardan bir tanesi. Burada iki tane şekil var. Dikkatinizi çeksin. Birisinde artı yüklü bir cisim. Bir tanesinde eksi yüklü bir cismimiz var. Artı yüklü cismim şimdi dikkat ederseniz hangi yönde dolandı? Kuvvete göre saat yönünde dolandı. Dolanma yönüne kadar sorularda dikkat edip soru olarak karşınıza önemli olarak çıkabilir. O yüzden sağ el kuralını uyguladınız. Hızınızın yönüne göre ne yapmaya başladı? Saat yönünün tersinde dönmeye başladı. Eksi yüklü bir cismi. Bu manyetik alanı attık yine. Sağ el kuralı arkadaşlar artı yükler için geçerli. Eksi yük için kuvvetin yönünü artı yük gibi bulacağım. Bulduğum yönü 180 derece ters çevireceğim. Yapacağım tek şey bu. Hemen bakıyorum hız vektörü. Baş parmağım, dikkat edin. Baş parmağım Hız vektörü yönünde 4 parmağım manyetik alan yönünde avuç içim tamamen bu tarafa gösteriyor. Kuvvet aslında parmağıma göre bu tarafa doğru ama hayır diyorum. Bu bir eksi yük. Hemen bulduğum kuvvetin yönünü ters çeviriyorum. Ters çevirip nereye doğrudur diyorum. Buna 180 derece zıt manyetik kuvvetimin yönünü buluyorum. Formüllerim aynı. Hiçbir değişme yok. Sadece dolanım yönlerine bakın, dikkat edin. Hız vektörümün yönüne göre saat yönünde dolanmaya başlayan bir eksi yüklü cisim. Hemen bir özet yaparsak, eksi yüklü cismin hareket yönünü, kuvvetinin yönünü bulmak için normal bildiğim sağ kuralını uygulayacağım. Sonra bulduğum yönünü 180 derece çevireceğim ve ne diyeceğim? Eksi yüklü cisme etkeden kuvvetin yönü bu yöndür diyeceğim. Şimdi Lorentz kuvveti önemli. Ne zaman Lorentz kuvvetinden bahsediyoruz? Çat diye karşımıza çıktı şimdi. Ama çok önemli değil. Aslında bunları tek tek çalıştınız. Dikkat edin, daha önce çalıştığımız bir konu. Paralel yüklü iletken levhalar arasında bir düzgün elektrik alanı oluşturmuştuk. O düzgün elektrik alanı içerisindeki yüklü cismin hareketini incelemiştik. Burada bir manyetik alan, bir de elektrik alan var. Lorentz kuvvetinden bahsedebilmeniz için yüklü cismin hem elektrik alan içinde hem de manyetik alan içinde olması gerekiyor. Yani bu yüklü cisme iki tane kuvvet etki etmesi gerekiyor. Bir de dünyanın çekim ivmesinden dolayı ağırlık oluşuyorsa üçüncü bir kuvvetle karşımıza çıkabilir. Ama Lorentz kuvvetleri dediğimiz kuvvetler elektrik ve manyetik alanın bir arada olduğu bir alanda hareket eden parçacığa, yüklü parçacığa etki eden kuvvete Lorentz kuvveti diyoruz. Şimdi dikkat edin, bir elektrik alanı almışız. Elektrik alanda pil voltajım V kadar. Bu V kadarlık voltajda dikkat ederseniz pilin artı ucundan akım yola çıkıp üstteki iletken levhaya artı yükledi. Pilin eksi ucu eksi yükledi. Ne yaptı? Artıdan eksiye doğru bir elektrik alanım oluşturdu. Ortamda bir de bir manyetik alan oluşturdunuz. Örneğin diyelim ki sayfa düzleminden içeriye doğru. İki tane yüklü cismim var dikkat ediyorsanız. Biri artı yüklü, biri eksi yüklü. Sağ kuralında artı yüke göre alacağımı unutmuyorum. Ona göre bakıyorum. Şimdi eğer ki yer çekiminin etkisi ihmal edilirse G'yi yaklaşık 0 kabul ediyoruz. Ettiğimizi düşünürsek o zaman artı yüklü cisme etkeden kuvvete bakıyorum. Artı levha artı yük itecek. Eksi levha çekecek. O zaman elektrik alanla aynı yönde bir elektriksel kuvvet etki edecek benim artı yüklü cismime. Sağ kuralıyla da manyetik kuvvetimin yönüne bakıyorum. Şimdi burada ne var? Benim eğer cismim hareketli değilse bir manyetik kuvvet etki edemez. Çünkü manyetik kuvvet formülüm neydi? Manyetik kuvvetim Q V, yani bir hızı olmalı. Hız yoksa manyetik kuvvetten bahsedemezsiniz. Örneğin diyelim ki yukarıya doğru bir hız vermiş olalım. Ya da aşağıya doğru, hiç önemli değil. Manyetik alana dik bir hız vermeye çalışıyorum. Manyetik kuvvet oluşsun diye. Ya da diyelim ki, hatta öyle de değil, şöyle yapalım. Diyelim ki şu tarafa doğru, bu tarafa doğru bir hız vektörüm olsun. Hemen geldi. Diyelim ki hız vektörümüz bu tarafa doğru oldu. Şimdi dikkat ederseniz baş parmağım hız vektörü yönünde, 4 parmağım manyetik alan yönünde tutarsam avuç içim yine aşağıyı gösteriyor. Demek ki elektriksel alanla aynı yönde ne oluşturmuş durumdayım? Bu hız vektörünü verdiğim için bir kuvvet. O zaman ne oldu? Her ikisi aynı yönde olduğu için artı yüklü cisme etki eden toplam kuvvet, ikisi aynı yönlü olduğu için elektriksel kuvvetle manyetik kuvvetin toplamı olarak karşımıza çıktı. Şimdi eksi yüklü cisim için onu da aynı yönde atmış olalım. Yani bu tarafa doğru bir hızımız olsun. Bir sefer bakıyorum şimdi. Ne yaptı? Elektriksel kuvvet eksi yüklü levha itecek. Eksi yükümü artı yüklü levha da çekecek. O zaman elektriksel kuvvetim yönü hemen yukarıya döndü. Sağ el kuralına göre baş parmağım hız vektörü yönünde. 4 parmağımı sayfadan içeri, yine avuç içim dışarıya bana doğru. Ama eksi yükte tamamen ters alacaktım. Yani elimin üstü bunun kuvvet yönünü belirleyecek. O zaman manyetik kuvvet yine yukarıya doğru. Şimdi dikkat edin, yine paralel oldular. O zaman eksi yüklü cisme uygulanan toplam kuvvet elektriksel kuvvet artı manyetik kuvvet. Ama aynı elektrik alanda aynı yönde atmama rağmen artı yüklü cisim aşağıya doğru hareket ederken eksi yüklü cisim yukarı doğru hareket ediyor. Demek hareket yönleri tamamen ters. Şimdi biraz da hatırlayalım. Kuvvetlerim neydi? Şimdi elektriksel kuvvet formülü yük çarpı elektrik alandı. Çalışmıştık. Manyetik kuvveti de biraz önce çalıştık zaten. Biz QV dedik. O zaman bütün kuvvetleri tek tek yerine yazarsak O zaman toplam kuvvet Q çarpı elektrik alan artı ortama manyetik alanı yük çarpı hız. Ama her zaman aynı yönlü değil. Yine tekrar ediyorum, hızıma göre ne yapacağım? Manyetik kuvvetimi ve elektrik alanı yönüne göre de elektriksel kuvvetimin yönünü belirlemek zorunda kalacağım. Hemen buna benzer, bunun için bir tane örnek çözelim. Düzgün manyetik alanları Q1, Q2, Q3 yükleri şekildeki gibi giriyor. Bu cisimlerin hangileri çembersel yörüngede hareket eder? Şimdi yükün işaretini vermemiş. O zaman artı ya da eksi yükle alabilirim. Sadece benden istediği çembersel bir yörüngede hareket var mı? Kuralım, elimi böyle tutuyorum. Hız vektörü, manyetik alan, bunların arasında açı 90 derece olmalı. Oysa dikkat ederseniz hız vektörü manyetik alan vektörüne paralel. O zaman burada bir manyetik kuvvetin oluşma şansı yok. Manyetik kuvvet 0. Burada dik, hemen dört parmağımı sağ yönde, baş parmağımı da aşağıya doğru hız vektörü yönünde, avuç içim yukarıyı gösteriyor. O zaman bu cisme yukarıya doğru bir manyetik kuvvet etki ediyor. Şimdi hız aşağıya götürmeye çalışırken kuvvet onu yukarı doğru götürmeye çalıştığı için ne yapacak? Böyle bir çembersel yörüngede dolanacak. Çünkü hız vektörüm böyleyken manyetik alan vektörüm yukarıya doğru. O zaman bunların bileşkesine göre ne yapacak? Yukarıya doğru bir dönme hareketi yapacak. O zaman evet, ikinci yüklü cismim dönme hareketi yapar. Üçüncüsüne bakıyorum. Baş parmağım hız vektörü yönünde. Dört parmağım dışarıya doğru. Manyetik kuvvetin yönü. Manyetik kuvvet ile hız birbirine dik. Cismim dönmeye başlayacak ve dönecek. O zaman demek ki üçüncü yüklü cismim de dönecek. Yani Q2 ve Q3 yüklü cisimlerim ne yapacak? Birlikte dönecek sevgili gençler. Umarım yararlı olacak şekilde beni dikkatli dinliyorsunuzdur. Geldik. Eyvah eyvah, ortamda manyetik alanlar, elektrik alanlar, muhteşem karışık bir sorumuz var. Ama iş kolay, her şeyi öğrendik. Tek tek yerine koymayı nasıl çözeceğimizi öğrenelim bir de. Demiş ki paralel yüklü levhalar arasında yakasız bırakılan eksi Q yüklü parçacık levhaları geçerek manyetik alana girdiğinde şekildeki yörüngeyi izleyerek M noktasından alanı terk ediyor. Bir yarım çember çizdi, dikkat edin. Ve böyle devam etmiş. Niye? Şimdi buradan geldi. Burada benim yüklü cismimin bir hızı var artık ve o hızla birlikte ne yaptı? Manyetik alan demek ki bir manyetik kuvvet oluşturdu ve bu hıza dik bir kuvvetmiş. Önce sırayla bir bu hız ne kadar hız? Hatırlayın, eksi levha eksi yüküm itecek, artı levha çekecek. O zaman bu tarafa doğru bir elektriksel kuvvet oluşacak. Dikkat ediyorsanız eksi yüklü cisme elektrik alana zıt yönde bir elektriksel kuvvet etki ediyor. Bunun etkisiyle ne yapacak? Bu kuvvetin etkisiyle hızlanacak. Hazır yeri gelmişken bir paralel levhaları da tekrar etmiş olalım. Neydi? Bunun üzerine etki eden elektriksel kuvvet Q çarpı E idi. Yer çekimini ihmal etmiş öyle gittiğine göre. Demek ki bu net kuvvet, yani ivmeli bir hareket. İvmeli hareketle ne yaptı? Bir V hızına ulaştı. Ve sistemde bu V hızıyla manyetik alana girdi. Baş parmağımı hız vektörü yönünde tutuyorum. Eksi yüklü olduğunu unutmuyorum asla. Dört parmağımı dışarıya doğru tutuyorum. Avuç içim aslında bana doğru. Yani bu cismin üzerinde bu tarafa doğru bir manyetik kuvvet oluşuyor gibi, ama tersini alacağım. Bu tarafa doğru bir manyetik kuvvet etki etti. Bu manyetik kuvvet ne kadar? Yük çarpı ortamın manyetik alanı çarpı hız. Şimdi diyor ki N noktasına gelsin istiyorum diyor. Yani tamamen ters yönde bu tarafa doğru dönsün istiyorum. O zaman ne yapacağım? Hangileri yapılabilir dedi. Manyetik alanın yönünü ters çevirebilirim. Olur. Bakıyorum, baş parmağım avuç içi bu sefer yukarı gösteriyordu. Dört parmağımı içeri doğru tutuyorum. Baş parmağım hız vektörü yukarı ters çevirdim. Evet, olur. İkiye bakıyorum, elektrik alan arasındaki elektrik alan şiddetini arttırmak. Bunu arttırmak ivmemi arttırır. İvmemi arttırmak hızımı arttırır. Hızım arttırırsa manyetik kuvvetim artar. Manyetik kuvvetim artarsa cisim daha bu tarafa doğru gidecek şekilde hareket eder. Benim istediğim şeyi sağlamadı. Ben N noktasına gitsin istiyorum. Bu olmadı. Tekrar ediyorum, ikinci önerme çok önemli. Denklemlerimi yazdım. Manyetik alanın, elektrik alanın şiddetini arttırmış. E'yi arttırırsam o zaman elektriksel kuvvetimin büyüklüğü artar. Kütlem sabit. O zaman bu durumda ivmem artar. İvmem artarsa D'ye kadar yol aldım ve levhalar arasından çıkarken bir hız kazandım. O zaman ivmem arttığı zaman daha çok hızlanırım. Yani hızım artar. Hızım artarsa manyetik kuvvetim artar. Bu manyetik kuvvetin etkisinde ne yapmaya başlarım? M'ye gitmek yerine bu tarafa doğru gitmeye başlarım. Ama gene yukarıya doğru giderim. Ben istiyorum ki aşağıda N noktasına gideyim. O yüzden İkinci önerme olmadı. Üçüncüye bakıyorum. Dedim ki Q yükünün cinsini değiştirmek. Evet, artı yükle alırsam eksi Q yerine burada artı Q yükünü alırsam hemen dört parmağım dışarıya doğru, baş parmağım hız vektörü yönünde, avuç içim aşağıya gösteriyor. O zaman manyetik kuvvetim artı yük için aşağıya doğru olur ve N noktasına gidebilir. O zaman ikinci önermem de doğru. Bu durumda 1 ve 3 doğru. Yani cevabımız ne oldu? E şıkkı oldu sevgili gençler. Hemen yine yüklerle ilgili bir başka soru. Sayfa düzlemine dik düzgün manyetik alan içerisinde Vx ve Vy hızlarıyla hareket eden özdeş X ve Y tanecikleri şekildeki yörüngeleri izlemektedir. Buna göre demiş. Verilen öncüllerden hangileri doğru? Doğru şıkları bulacağız. Hemen bakıyorum. Önce bir kuvvetimin yönünü, yüklerimin işaretini bir belirleyeyim. Dört parmağımı hız ve manyetik alan yönünde, baş parmağımı hız vektörü yönünde. Avuç içim aslında yukarıyı gösteriyor. Yani bu yönde bir manyetik kuvvet ama cisim bu tarafa doğru dönmüşse demek ki manyetik kuvvetin yönü 180 derece ters dönmüş. Demek ki benim bu cismim eksi yüklüymüş. Hemen buna bakıyorum. Manyetik alan sayfa düzleminin içine doğru. Baş parmağımız vektörü avuç içim aşağıya gösteriyor. Yani bu cisme aşağıya doğru bir manyetik kuvvet etki ediyor. Demek ki bu cisimde artı yüklüymüş. Şimdi buna göre bakıyorum. Demiş ki şekildeki konumdayken cisimleri zıt yönlerde manyetik kuvvet ayırı her ikisine de aynı yönde etki ediyor. Birinci önermem yanlış. Zıt yön dediği için yanlış oldu. Taneciliklerin elektrik yükleri zıt cinsidir. Evet, biri artı yüklü, biri eksi yüklü. Bu da önermem doğru. X cisminin yörünge yarıçapı Y cisminin yörünge yarıçapından küçüktür. Dikkat ediyorsanız 90 derece dönmüş. Y cisminin yörünge yarıçapını 2 birim kabul edersek buradaki tam bir çember. O zaman buradaki yarıçapım ne olur? 1,5 birim olur. Evet, Y cisminin yörünge yarıçapı X cisminin yörünge yarıçapından daha büyüktür. X cisminin yörünge yarıçapının daha küçük olduğunu iddia etmiş. Hayır, doğru değil. O zaman verilen önermelerden yalnızca ikincisi doğru. Yani cevabımız neymiş? B şıkkıymış diyoruz. Evet, merhaba sevgili gençler. 3-4-5 yayınlarına hoş geldiniz. Ben fizik öğretmeni Selma Kalemci. AYT Fizik'te bugün ne çalışıyoruz birlikte? İndüksiyon akım çalışıyoruz. Önemli bir konu. İndüksiyon biliyorsunuz alternatif akımın temeli. Peki neler öğreneceğiz? Manyetik alan içinde hareket eden iletken telin uçlarında oluşan EMK'yı yani elektromotor kuvvetini ve etkileyen değişkenleri, manyetik akı kavramını ve özelliklerini, indüksiyon ve özündüksiyon kavramlarının oluşum sebeplerini, manyetik akı ve indüksiyon akımı ile ilgili matematiksel hesaplamaları ve elektrik motoru ve dinamonun çalışma prensibini birlikte çalışacağız. Başlayalım. Şimdi manyetik akı. Fizikte 3 tane akımız var. Akı ortamda bir vektörleri, bir alandan geçen vektörleri saymaya başlıyorsanız akıdan söz ediyorsunuz. Nedir aslında daha önce gördünüz. Manyetik akı şu anda göreceğimiz ama daha önce optik konusunda ışık akısı, elektrikte elektrik akı çalıştınız. Şimdi de bir manyetik alan çalışacağız. Manyetik alandaki manyetik akıyı çalışacağız. Nedir? Bir yüzeyden geçen yüzey alan, bir yüzeyden geçen toplam manyetik alan çizgi sayısına manyetik akı diyoruz. Neyle gösteriyoruz? Bütün akıların sembolü aynı. Fi diye okuyoruz. Fi ile gösteriliyor. Özellikleri ne? Skaler, yönü yok, doğrultusu yok, sadece büyüklüğü var. Skaler. İçinden o çektiğinizi görebiliyorum. Vektörel olarak bir yön bulmayacağız. Fi ile gösterilir dedik. Birimi ise lümen, kısaca LM ile gösteriyoruz. Peki formülümüz ne? Genel bir formül aslında. Neyi saymaya çalışıyorsak onu başa yazıyoruz. Neyi sayıyoruz? Manyetik alanı sayıyoruz. Manyetik alan yani B çarpı ne kadarlık bir alandan geçiyorsa alanla çarpıyoruz. Tipik bir denklem. Hiç unutmuyorum. F eşittir B çarpı A. Ama bu kadar basit değil aslında. O yüzey alanı manyetik alana dik olmalı. Dik değilse dik bileşenini bulmak zorundayız. Hemen onunla ilgili bakalım nasıl. Şimdi dikkat edin, bir tane alanımız var. Siyah çizgiyle çizdiğimiz bir alan. Bu alanı nasıl koyduğumuza göre manyetik akım miktarı değişiyor. Şimdi sayfadan geçen manyetik alan çizgilerini saymaya başladığımız anda akıdan söz ediyoruz. Dikkat ederseniz yüzeyin normali ile manyetik alan birbirine paralel olmuş. Eğer normal manyetik alana paralel ise bu durumda akı maksimum demektir. En büyük akı oluşturuyorsunuz demektir. O zaman bu maksimum akı ne demek? Yani alana dik konuluyor. Yani manyetik alan çizgileri alana dik giriyor demektir. O zaman burada oluşan manyetik akı ne kadar? Ortamın manyetik alanı çarpı Şu bölge hemen renkli tarıyorum, görün diye özellikle. Metal yeşille tarayalım. Şu alan var ya, taradığım alan. İşte buradaki alandan kastımız o. Çarpı A. Burada oluşturabileceğimiz en büyük akı bu kadar. Şimdi sayfamızı birazcık daha ne yapmaya başladık? Döndürmeye başladık ve manyetik alan ile yüzeyin normali, ki yüzeyin normali biliyorsunuz yüzeye dik olan doğru, aralarında bir açı oluştu. Ben bunu ne yapmalıyım? Paralel hale getirmeliyim. Kuralım bu. Her zaman yüzeyin normali ile manyetik alan birbirine paralel olmalı. O zaman ne yapıyoruz? Hemen paralel bileşenini alıyorum. Şu n'nin manyetik alana paralel bileşeni. Yani açının değdiği kenarı x kenarı. O zaman diyorum fi eşittir. Dik paralel olabilmesi için yüzeyin normali ile manyetik alanın, ortamın manyetik alanı çarpı a çarpı açının değdiği kenar aradığım için kosinüs alfa. Asla tutmuyorsunuz, aslında bu genel formüldür. Genel formül. E peki bu açı ne açısı? Alfa dediğim şey yüzeyin normali ile manyetik alan arasındaki açı. Şimdi genel formül bu. Bunu unutmuyorum. Hemen dedim ki yüzeyi, şimdi dikkat edin yatırdım. Hiçbir yüzey çizgisi yüzeyimin içinden girip çıkmıyor. Yani yüzeye dik değil. O zaman manyetik akım ne oldu bu durumda? B çarpı A çarpı kosinüs 90 derece. Yüzeye dik olduğu için, yüzeyden gelip çıkan bir manyetik alan çizgilerim olmadığı için, yani kosinüs değerim 0 olduğu için akı ne oldu? Minimum değerine ulaştı. Yani ne oldu? 0 oldu. Mutlaka bu yüzeyden manyetik alan çizgilerim bir yönden gelip diğer yönden çıkmalı ki manyetik akıdan söz edebileyim. Başka türlü manyetik akıdan söz edemiyoruz. Şimdi bir tane örnek birlikte yapalım. Yatay doğrultuda B manyetik alanında bulunan bir çerçeve alana paralel konumda şekildeki gibi durmaktadır. Şimdi ilk durumda bu birinci pozisyon manyetik akı 0. Ne yapıyor? Çerçeve ok yönde döndürülerek önce bir konumuna, yani buradan buraya getirdik. Sonra da bir konumuna, sonra da iki konumuna getiriliyor demiş. Buradan buraya getirdik. Sanırım bir konumdan iki konumuna getirilirken hemen soruyu dikkatli okumamız lazım. Benim yaptığım hatayı yapmayın diye özellikle üzerinde durdum. Çerçeve başlangıçtan bir konumuna getirilirken akıdaki değişim delta fi 1. Yani burası delta fi 1'miş. Sonra da diyor ki bir konumundan iki konumuna, yani buradan buraya getirilirken ki de delta fi 2'ymiş. Fi 2'dir. Bunların oranını istemiş bizden. Şimdi nedir diyorum? Bir illa bu kadar uzun. Normali bu yapmak zorunda değilsiniz. Ne yapabilirim? Alan buyken dikkat edin, alanı nereye getirdim? Uçlarını alıyorum. Alanı bu hale getirdim. Yani açının karşısındaki kadar bir alanım var. Bu da diğer bir yöntem. Bunu da yapabilirsiniz. İlla normali almak zorunda değilsiniz. Dersiniz ki alanım bu kadar görünüyor. Eğer alanım bu kadar görünüyorsa, alanım böyleydi. Dikkat edin yatıktı. Onu bir miktar arttırdık ama şuradaki dik bir alan. O zaman o alanın büyüklüğünü bulurum diye düşünebilirim. Kendi alanı A kadar olsun. O zaman ne kadarlık bir değişim? Fi 1'e bakıyorum. Bu durumda B çarpı A çarpı açının karşısındaki kenar sinüs 37. İlk durum 0'dı çünkü yatıktı ve bu sayfanın bir yüzünden girip diğer yüzünden çıkan bir manyetik alan çizgilerim yoktu. Fi 1 o zaman bu durumda. Sin 37 hemen bakıyorum. Kos 53'e eşit, yani 3 bölü 5. 3 bölü 5. B çarpı A kadarlık bir akı değişimim var. Şimdi ikinci durumda ne? Fi 2'ye bakıyorum. Şimdi 53 derece. Hemen rengimi değiştirip bu alanı da size göstermek istiyorum izninizle. Ne yaptım? Şimdi buradan şuradan şöyle aldım. Bakın benim yeni alanım bu. Yani 53'ün karşısındaki alan. Hayal etmenizi istiyorum. Lütfen bu çok önemli. O zaman ne yaptım? B çarpı A çarpı sinüs 53 son durum. Eksi B çarpı A çarpı sinüs 37 de ilk durum. Bu durumda ne oldu? B çarpı A çarpı 4 bölü 5 eksi 3 bölü 5. O zaman ne kaldı? B çarpı A çarpı 1 bölü 5'ten bu kaldı. Oranlarsak şimdi oranım 3 bölü 5 B çarpı A 1 bölü 5 B çarpı A B çarpı A'lar 1 bölü 5'ler giderse oranım ne olur? 3 olur. Yani cevabımız neymiş? E şıkkıymış sevgili gençler. Hemen yine akı ile ilgili bir başka örneğimiz. Düşey doğrultuda B manyetik alanın içinde bulunan iletken X halkasının yarıçapı R, dikdörtgen biçimli Y telinin boyutları ise 2R'ye 3R olup şekildeki bir yatay düzlemde bulunmaktadır. Dikkat ederseniz giriş çıkışlarını vermiş. Yani bir yüzeyden yukarıdan girip aşağıya doğru giden bir manyetik alan çizgilerimiz var. Diyor ki bana değişimi sormamış bu durumda. Neyi soruyor? Akıyı soruyor. Fi X ile başlıyorum şimdi. Ortamın manyetik alanı B'ye kadar. Alanım ne? Bu bir çember. Çemberin alanı bulurken yani içindeki şu alanı bulmak istersem o zaman pi çarpı r'nin karesi pi 3a dediği için 3b çarpı r'nin karesi kadar bir manyetik alanım var. Bu manyetik akım var. Y'deki manyetik alanı bulmak istiyorum. Şimdi manyetik akıyı bulmak istiyorum. Dikdörtgen olduğuna göre dik ve dik. O zaman ne yaptım? Orta manyetik alanı b kadar. Dikdörtgenin alanı İki kenarının çarpımı yani 6R'nin karesi. Şimdi bunları birbirine oranlarsam hemen oranıma bakıyorum. B'ler birbirini götürdü. R kareler birbirini götürdü. B bu tarafta yazmışım. Sonuç ne oldu? 3 bölü 6 sadeleştirirsem ne olur oranım? 1 bölü 2 olur. Yani cevabımız A şıkkıymış sevgili gençler. Şimdi geldik. İndüksiyon motor, elektromotor kuvveti. Çok önemli bir kelime. Bugün günlük hayatta evlerde kullandığımız alternatif akımın temelidir aslında. Çok önemli bir keşif. Hatta Tesla'yı burada almadan geçemeyeceğiz. Bizim için Tesla çok önemli. Faraday ve Lenz 3 önemli bilim adamı karşımıza çıkacak. Yavaş yavaş şimdi bu noktaya gelirsek indüksiyon dediğimiz ne? Çok önemli. Değişimle karşımıza çıkıyor. İndüksiyon zaten değişim olmadan olmayan bir şey. Nedir indüksiyon? Bir iletken çubuk manyetik alanda hareketsiz ise. Şimdi dikkat edin ilk şeklimiz o. Şekil 1'de o var. Hareketsiz. Hareket olmazsa indüksiyondan bahsedemiyoruz. Hareket olmalı, bir değişim olmalı. Değişimin olduğu yerde indüksiyon var. Hatta Lenz bunu bize çok anlamlı ve manidar anlatacak. Birazcık felsefik bir cümleyle karşımıza çıkaracak. Hareketsizse manyetik bir kuvvet oluşmaz. Yani burada bir manyetik kuvvetimiz yok. Manyetik kuvvetimiz yok ise o zaman bir indüksiyon EMK'sı da yok. O yüzden bu telde indüksiyon EMK'sını epsilon ile gösteriyoruz. 0 indüksiyon EMK'sı birimi volt. Yani biz aslında bir pil oluşturacağız. Bir enerji elde edeceğiz. Bu enerjiyi günlük hayatta evlerde kullanacağız. Sonra düzenli hale getirerek. Şimdi ikinci şekilde ise dikkat edin bir V hızıyla ne yapıyor? X kadar hareket ettiriyor. KL telimi. X kadar hareket ettirirse telimin uçları arasında bir hareket, yük hareketi başlatıyorum. Ama mutlaka hareket olmak zorunda. Nedir diyorum? Telimin boyu L kadar ve ne oluştu? Telim bir indüksiyon EMK'sı oluşturdu. Nasıl? Hemen burada indüksiyon EMK'sını yazarsam bu tel bir manyetik kuvvetin ve manyetik kuvvetten dolayı yük hareketine neden oluyor. Nasıl? Hatırlayın yüklü bir yükün manyetik alanda üzerine etkileyen manyetik kuvveti bulmuştuk daha önceki dersimizde. Neydi? Yükü etkeden manyetik kuvvet. Bisküvi diye kodlamıştım siz hatırlarsanız. Ortamın manyetik alanı, yüklü cismemin yük miktarı ve hızım. Yine şimdi bu bir iletken tel. İletken tel ise içinde serbest dolaşan elektronları var. Serbest dolaşan elektronlar ne yapacak? Bu hareketle birlikte eğer bir hareket varsa manyetik alanda üzerinde bir manyetik kuvvet oluşacak. Sağ kuralına göre baş parmağımız vektör, dört parmağım manyetik alan yönünde, avuç içimi gösterdiği yön yukarı. Ama elektronlar ters yönde hareket edecek. O zaman elektronlara ne etki edecek? Aşağıya doğru bir manyetik kuvvet etki edecek. Manyetik kuvvetin etkisiyle ne yapmaya başlayacak elektronlarım? Bir tek elektron değil, kaç tane serbest elektronum varsa bütün serbest elektronlarım aşağıya doğru hareket edecek. Elektronların hepsi nereye doğru ulaştı? Aşağıya doğru. Yukarıda ne kaldı? Başta nötrdü. Yukarıda mecburen artı yük fazlalığı oluştu. Bir ucu artı, bir ucu eksi olan şey nedir? Ancak pildir. Demek ki bu ucu K ucu kabul edersem K ucu artı, L ucu eksi olacak şekilde hareket olduğu sürece bunun pil gibi davranmasına neden olacak şekilde elektronları bir uçta toplamış durumdayım. Ve bir pil gibi davrandı. Peki pil ne? Voltaj, volt, gerilim. O zaman epsilon diye gösteriyoruz. Epsilon miktarını nasıl bulacağım? En önemli noktamız bu. Şimdi bu formülden yola çıktım ama neticede elektronlar buradayken elektronlara ne kuvvet uyguluyor benim artı yüklerim? Çekme kuvveti. Yükten dolayı bu elektronların üzerinde de ne kuvvetim var? Bir de manyetik kuvvetim var. Sistem gidebilecek kadar gitti ve bir denge sağladım. Denge sağladığım için manyetik kuvvetimin büyüklüğü neye eşit oldu? Elektriksel kuvvetimin büyüklüğüne eşit oldu. Manyetik kuvvetim neydi? B çarpı Q çarpı V bisküvi. Elektriksel kuvvetim neydi? Daha önce çalışmıştık yine. Q çarpı elektrik alan. Ama burada elektrik alanım yok. Elektrik alanını da tekrar açmıştık, hatırlayın. Voltaj bölü uzaklık. Yani burada direkt ne olarak karşımıza çıktı? D olarak karşımıza çıktı. Yani yazarsak yük çarpı elektrik alan bölü mesafeye göre bakarsam x mesafesi. Şimdi yüklerimi sadeleştirdim. Yüklerimi sadeleştirirsem x değil. Pilimin yük elektronlarımın hareket ettiği mesafeyi almam lazım. Elektronların bir uçtan bir uca gitti. Yani ne kadar yol aldı elektronlarım aslında? L kadar yol aldı. Bu durumda epsilon yani voltum neye eşit oldu? L'yi çarpım içler dışarı çarpımı yaparsam B çarpı V çarpı L oldu. Yani volt olarak aldım. Ben bunu hareket ettirdiğim sürece pil gibi davranacak ve voltum neye bağlı? Telimin uzunluğuna. Çünkü ne kadar uzunsa o kadar çok yük var aslında. Hızıma ne kadar hızlı çekersem o kadar çabuk değişim sağlarım. Bunu Faraday bize daha sonra daha farklı anlatacak. Bir de tabii ki ortamdaki manyetik alanla üçüyle de doğru orantılı. Tel bir iletken teli bir manyetik alana dik olacak şekilde bir V hızıyla hareket ettirirsem elektronlar bir uçta toplanacağı için diğer uçta da artı yükler fazlalık olarak kalacağı için pil gibi davranmaya başlar ve bir voltaj oluşturursunuz. Yani bir potansiyel fark oluşturursunuz K ile L ucu arasında. Bunu da ne olarak buluyoruz? BVL. Nasıl kodlayalım? Çok formülümüz var biliyorsunuz manyetizma konusunda. Bisküvi diye kodlamıştık daha önceki manyetik kuvveti. Bunu da BVL bavul diye kodlayabilirsiniz. Bavul kelimesinin sessiz harflerini kafanızda bir tamamen hatırlatma olarak ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz. Şimdi geldik. Hemen burada detay birazcık daha açıklayalım. Bir üzerinden geçelim. Bir özet yapalım. İletkenin içindeki serbest elektronlara etkeden manyetik kuvvetin etkisiyle iletkenin L ucuna doğru hareket ederler. Demin kanıtladım hatırlayın. Elektronlar nereye doğru hareket etti? L'ye. L'de elektronlar toplandığı için eksi yükler toplanmış oldu L'de. K'de ise baştan ötürü olduğu için artı yükler fazlalık olarak karşımıza çıktı. Bunun sonucu iletken telin zıt kutuplanmadan dolayı uçları arasında bir potansiyel fark oluştu. Yani VKL oluştu. Buna biz ne diyoruz? Hareketten dolayı elektronları hareket ettirdiğiniz için manyetik alanda indüksiyon EMK'sı denir ve epsilon ile gösterilir. Ve epsilon ne olarak hesapladık? B çarpı V çarpı L olarak hesapladık. İletkenin eğer iletken telin K ve L uçları bir iletken ile birleştirilir ise dikkat edin kapalı bir devre haline getirdik. Eğer kapalı bir devre oluşturursak iletkenin bir direnci olduğu için Ohm yasasına göre kapalı bir devrede pil K ile L arasında nasıl bir devreye döndü? Ampermetrem burada mecburen bir pil oldu. Tel iletken telin direnci var. Direncimizi de buraya yazarsak devrenin içinden ne geçti? Bir akım geçti. Pilin artı ucundan eksi ucuna doğru. İşte bu akıma ne diyoruz biz? Hiç elimde bir pilim olmadan, bir güç kaynağım olmadan devrede dolaştırabileceğim bir akımın oluşması ve bu akıma ne isim veriyoruz? Özel bir isim veriyoruz. Biz buna diyoruz ki indüksiyon akımı üreteç olmadan oluştuğu için özel bir ismi var. İndüksiyon akımı diyoruz. Ve akım yönü pilin artı ucundan eksi ucuna doğrudur diyoruz. Şimdi demin birazcık ara böyle küçük Faraday'lardan bahsetmiştim. Şimdi Faraday diyor ki Ohm yasasına göre bakarsak Ohm bize dedi ki kapalı bir devrede pil varsa direnç varsa devreden akım geçmeye başlar dedi. Ohm yasasımız bu bizim. Şimdi Ohm yasasına göre Faraday aynı mantığı olarak diyor ki devrede diyor bir değişim varsa bu değişim indüksiyon akımı doğuruyorsa mutlaka bir değişimle birlikte potansiyel fark oluşuyorsa O zaman bu potansiyel fark aslında akı değişiminden kaynaklı olur dedi. Akı değişiminin zamana göre değişimi sistemde bir indüksiyon EMK'sına neden olur dedi. Çok önemli bir yasa, çok karşımıza çıkacak. Akı değişimi belli bir zaman aralığında olursa pilde bir potansiyel farka neden olur dedi. Yani o telde. Bundan dolayı dedi sistemde bir pil elde etmiş oluruz dedi. Kendi nedir? Lenz temelli alır bunu. Lenz çok önemli şeylerden bahseder. Asıl o konuyu açıklayan, indüksiyon akımını açıklayan kişi aslında Lenz'dir. Lenz der ki devrede, o akıda, yani manyetik alan içerisinde bir değişim yaratıyorsak, kapalı bir devrede bir değişim yaratıyorsak, bu değişim sistemde istenmeyen bir değişim, bir artış ya da azalış varsa akıda, o zaman sistem bunu ne yapacak? Kendisini doğuran sebebi ortadan kaldıracak yönde bir akım oluşturacak ve o değişimi azaltmaya çalışacak. O yüzden de ne yapacak? Bir indüksiyon akımı oluşacak der. Faraday yasasının başındaki eksi Lenz yasasına atıftır. Yani artışı azaltmaya, azalışı da arttırmaya çalışacak şekilde bir akım oluşturduğu için tamamen Lenz'in o ters, kendisini doğuran sebebi ortadan kaldırmaya yönelik oluştuğunu anlatmak için başında eksi işaret vardır. Şimdi geldik. Ne yapıyoruz? Lenz'le devam edersek. Lenz ne yaptı? Dedi ki akı değişimi olmalı. Nasıl? Şimdi diyelim ki elimizde bir kapalı devre oluşturduk. Bir bobin. Dikkat ederseniz bu bobinin direnci var ama bir pil yok. Bir mıknatısı yaklaştırıp uzaklaştırabilirim. Şimdi diyelim ki mıknatısı yaklaştırdım. Şimdi kuzeyden dışarı, güneyden içeriye doğru bir manyetik alanı vardı, hatırlayın mıknatısımızın. Yaklaşırsa buradaki şu bobinin içindeki kesit alanından geçen manyetik alan çizgi sayım artar. Yani mıknatısın etkisi artar. Mıknatısın etkisi artarsa F'ye eşittir, hatırlayın. B çarpı A. Alanımın büyüklüğü sabit ama alandan geçen manyetik alanın şiddeti artar. Şiddeti artarsa bobine etkileyen manyetik akım miktarı artar. Faraday bize ne dedi? Eğer dedi akı değişirse sistem bir indüksiyon akımı oluşturacak. Ne yapacak? Bakıyorum şimdi. Bunun manyetik alanına ters yönde bir manyetik alan oluşturacak. Nasıl? Bakıyorum sol sağ tarafa doğru bir manyetik alan var bobinin. Bu mıknatısın manyetik alan yönü ne yaptı? Artış var. Artışı engellemek için, çünkü akıda bir artış var, engellemek için manyetik alanın, mıknatısı manyetik alanına ters yönde bir bobin manyetik alan yaratmaya çalışır. Bu yaratımı sağlayabilmesi için, bu yönde bir manyetik alan oluşturabilmesi için bobini avcumun içine alıyorum. Baş parmağımı oluşturması gereken manyetik alan yönünde tutunca dört parmağım yukarı yönde böyle dolanan bir akım oluşturuyor. O zaman diyorum ki hemen bütün dört parmağım yukarıyı gösterdiği için tellerde oluşan akımın yönü yukarı doğru, yani böyle olmalı. Demek ki bu yönde bir akım geçmeli. İşte bu yönde akım geçiyorsa biz buna ne diyoruz? İndüksiyon akımı diyoruz. İndüksiyon akımı. Şimdi her zaman ters çalışacak. Mıknatısı yaklaştırdım. O yüzden bobinimi etkileyen manyetik alan şiddeti arttı. Bu artışı engellemek için mıknatısı manyetik alanına ters yönde bir manyetik alan oluşturmak için bu yönde, gösterilen yönde bir indüksiyon akımı oluşturdu. Tam tersi, diyelim ki mıknatısı uzaklaştırıyorum. Uzaklaştırırsam bobinin kesit alanından geçen manyetik alanın şiddeti azalır. Şiddeti azalırsa akı azalır. Bu azalışı engellemek için hemen mıknatısı manyetik alanıyla aynı yönde bir manyetik alan oluşturmaya çalışır. Mıknatısı manyetik alanı kuzeyden dışarı, güneyden içeri doğru, yani sağa doğru. O zaman bu azalışı engellemek için bobin mıknatısı manyetik alanıyla aynı yönde bir manyetik alan oluşturmak için üzerinden bir akım geçirmeye çalışır. Baş parmağım, hemen makarayı avucumun içine alıyorum. Baş parmağımı oluşturmak istediğim manyetik alan yönünde tutarsam dört parmağım aşağıyı gösteriyor, dikkat edin. O zaman telin üzerindeki akımın yönü böyle olmalı. Dikkat ederseniz ilk oluşturduğu yönün tam tersi yönünde bir akım geçirdi üzerinden. İşte oluşturduğu bu akım indüksiyon akım. Bu hep değişim oldukça olan, değişim olmadıkça oluşmayan bir akım. Hep değişime reaksiyon sonucu oluşur. Eğer mıknatısı hareket ettirip durdurursam, durdurduğum anda, hareket bittiği anda değişim olmadığı için, değişim artık herhangi bir şekilde değişime neden olmadığı için indüksiyon akımı oluşmaz. Yani hep değişimin olduğu yerde indüksiyon akımından söz ediyoruz biz. Hemen bununla ilgili bir tane örnek çözelim. Bir çubuk mıknatıs ve iletken halkadan oluşan sistem şekildeki gibi dengededir demiş. Ona göre işlemlerinden hangileri yapılırsa halkadan ok yönünde geçen bir indüksiyon akımı. Şimdi halkamı nasıl koydu? Böyle koydu. Dikkat edin, böyle uzatmış. Halkam böyle. Akım böyle dönebilmesi için demek ki bu tarafa doğru bir manyetik alan oluşturmasını bekliyorum. Şimdi elimdeki mıknatısımın manyetik alanına bakarsam güneyden içeri, kuzeyden dışarı, onun da bir manyetik alanı. Benim tel çerçevemin oluşturduğu manyetik alanımın yönüyle mıknatıs alanımın yönünün aynı olduğunu görüyorum. Bu ancak ne zaman olur? Demek ki halkamın merkezinin içinden, alanından geçen, şu alanından geçen manyetik alanın şiddeti azalmış. O yüzden aynı yönde bir manyetik alan oluşturmak için üzerinden ok yönünde bir akım geçirmek zorunda kalmış benim tel çerçevem. Şimdi o zaman buna göre bakıyorum. Şimdi mıknatısı bir yönde hareket ettirirsem, şimdi tel halkaya doğru hareket yaklaştırırsam alandan geçen manyetik alan çizgi sayım artar. Bunu azaltmak için mıknatısıma manyetik alanı ters yönde bir manyetik alan oluşturmak zorunda kalır. O yüzden birinci önerme doğru değil. İkiye bakıyorum. Halkayı bir yönünde hareket ettirmek. Halkayı yani uzaklaştırıyorum. Mıknatısımdan uzaklaştırırsam halkama etkeden manyetik alan şiddetim azalır. Azalışı engellemek için manyetik alanın mıknatısı manyetik alanıyla aynı yönde bir manyetik alan oluşturur. O zaman ikinci önermem doğruymuş. Üçüncü işlemime bakıyorum şimdi. Mıknatısı O noktası çevresinde 3 yönünde döndürmek. Mıknatısımı böyle tutarken ne yapıyorum? O noktası tam orta noktasından 3 yönünde böyle yukarıya doğru çekiyorum. O zaman ne yapıyor? Manyetik alan şiddetim, bu merkezden geçen manyetik alanın şiddeti azalıyor. Bu durumda azalışı engellemek için yine aynı yönde yapacak. Çünkü manyetik alan mıknatısın bu hale geldiği için manyetik alan çizgilerim böyle olacak. Bu alandan geçen manyetik alan çizgilerim azalacak. O zaman ne yapıyorum? 90 derece döndürdüğünde evet azalış olduğu için 3. önermede de yine aynı ok yönünde bir indüksiyon akımı geçer diyorum. O zaman hangi işlemleri yapmalıymışım? Demek ki 2 ve 3'ü yaparsam ok yönünde bir indüksiyon akımı oluşur deyip cevabımızı eşlik olarak işaretliyoruz. Hemen bir başka örnek. Ne demiş? Düzgün B manyetik alanı içinde ortamda bir manyetik alanımız var. Bunun içine dikkat edin, bir bobin yani akım makarası koymuşuz. Manyetik alanın içinde bulunan bir bobin şekildeki gibi durmaktadır. Buna göre işlemlerinin hangileri yapılırsa bobinde indüksiyon akımı meydana gelir. Şimdi hangi yönde geçtiği önemli değil. İndüksiyon akımı oluşsun istiyor. Benim için önemli nokta bu dedi. Şimdi o zaman bakıyorum, bir değişim olursa yani bobinin alanından geçen manyetik alanda bir değişim olursa yani akı değişirse o zaman ne yapacağım? Bu durumda diyeceğim ki bir indüksiyon akımı oluşur. Hemen birinciye bakıyorum. O noktam burada. Demiş ki O noktası çevresinde ok yönünde 60 derece çeviriyorum. Şimdi ben böyle alırsam 60 derece çevirdim. Şurası 60 derece oldu. 60 derece olursa alandan geçen çizgi sayım azalır. Yani akım azalır. Akı azalırsa bu durumda bir indüksiyon akımı oluşur. Birinci önermeyi aldım. İkinciye bakıyorum. Mıknatısı düşey düzlemde manyetik alanın içinden çıkmayacak şekilde yukarı bir miktar yukarı doğru çıkarıyorum. Şimdi mıknatısı yukarı doğru hareket ettirsem düzgün manyetik alan. Manyetik alan düzgünün olması ne demek? Her noktada manyetik alan şiddetinin aynı olması demek. O zaman sadece ne yaptı? Yukarı hareket ettirdim ama alandan geçen manyetik alan çizgi sayım değişmedi. Manyetik alan çizgi sayım değişmezse manyetik akım değişmez. Manyetik akı değişmezse bir indüksiyon akımı oluşmaz. O yüzden ikinci işlem doğru olmayacak. Üçüncüsüne bakıyorum şimdi. Bobini eksi x yönüne doğru bir miktar hareket ettireceğim. Yani bobini bu tarafa doğru aldığım zaman yine alandan geçen manyetik alan çizgi sayım değişmediği için ne yapmayacak yine? İndüksiyon akımı oluşmayacak. O zaman indüksiyon akımı oluşturabilmek için sadece birincisini yapabiliyorum. İkinci ve üçüncüde ne oluşmuyor? Bir indüksiyon akımı oluşmuyor. Yani cevabımız ne oldu? A şıkkı oldu. Şimdi kapalı bir tel çerçeveyi düzgün manyetik alanın içine sokup içinden çıkarırsam ne oluyor? Şimdi ne demiştik? Akıya bakıyorum. Dedi ki bana akı değişimi Faraday yasası delta fi bölü delta t demişti. Yani akı değişimi de b çarpı a. Şimdi ortamdaki manyetik alan sabit. İçeri doğru sokuyorum. Şimdi dışarıda şu bölgeye, şu taradığım bölgeye hiçbir şekilde manyetik alan çizgisi etki etmediği için bu bölgede bir manyetik alan yok. Ama içeri girdikçe bakın şu bölgede etki eden bir manyetik alan var. İçeri girdikçe alan büyür. Alan büyüdükçe alana düşen manyetik alan çizgi sayım artar. Yani akı artar. Şimdi bu artışı engellemek için ne yapacak? Ters yönde bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. Ters yönde bir manyetik alan oluşturması ne demek? Ortamın manyetik alanına bakıyorum. Ortamın manyetik alanı sayfa düzleminden içeriye. Bu ortamın manyetik alanı. Bu artışı engellemek için benim tel çerçevemin iç bölgesi. Her zaman iç bölgeyi düşünüyoruz. Alan dediğimiz yer orası. Hatırlayın, iç bölge dediğimiz yer alan bölgesi. İç bölgede ortamın manyetik alanına ters yönde bir manyetik alan oluşturmaya çalışır. O zaman bakıyorum ters yönde iç bölgede oluşturabilmesi için eğer akım böyle olursa tel çerçevem burada yukarıda içeri doğru iç bölgede ise dışarı doğru bir manyetik alan. Bunu da aynı şekilde bakıyorum şimdi. Burada parmaklarım içeri giriyor, iç bölgede dışarı çıkıyor. Böyle dolaşan bir indüksiyon akımı oluşturuyorum. Bu birinci yöntem. Bundan daha kolay bir yöntem. Bunu niye anlatıyorum? Sorabilir. İndüksiyon akımını oluşturmak için manyetik alanın yönü nedir diye sorabilir. Bir diğer kolay yol. Bu bir iletken tel. İletken teli bir V hızında manyetik alana dik hareket ettirirsem ne yapacaktı? Bir pil gibi davranacaktı. Hangi teli alıyorum? Bu teli alıyorum. Şimdi sağ el kuralına göre dört parmağım manyetik alan yönünde, baş parmağım hız vektörü yönünde. Avuç içimin gösterdiği yönü artı alacağım çünkü elektronlar diğer yöne doğru hareket ediyor. Burada bir tel oluşturdum, pil oluşturdum. Akım her zaman pilin artı kutbundan eksi kutbuna doğru dolanır. Sadece bunu da çözerek, bunu da bularak ne yapabilirsiniz? Akımı, yönünü bulabilirsiniz. Şimdi tel çerçeve tamamen bu manyetik alan bölgesinin içine girdiği anda, şimdi akının değişmesi söz konusu değil. Neden? Şimdi alan artık sabit. Dikkat edin lütfen. Alan sabit. Manyetik alan düzgün bir manyetik alan. Manyetik alan da sabit. O zaman bu durumda tamamen tel çerçeve içine girdiği anda akıda bir değişim elde edemezsiniz. Akıda bir değişim söz konusu değilse o zaman ne oluşmayacak? Bir indüksiyon akımı oluşmayacak. Çünkü indüksiyon akımının oluşabilmesi için mutlaka ne olması gerekiyor dedik? Akıda bir değişim olması gerekiyor. Tel çerçeve tamamen içine girdiği anda artık bir indüksiyon akımından söz edemiyoruz. Tekrar edelim, burada çok önemli bir nokta bizim için. Akı değişimi olduğu sürece indüksiyon akımınız var. Akı değişimi yoksa indüksiyon akımınız oluşamaz. Akı değişiminin olduğu ortamda indüksiyon akımından söz ettiğiniz için değişimin olduğu ortamda ancak indüksiyon akımından söz ediyoruz. Bunu sakın unutmayın. Şimdi aynı teli devam ettirelim. Dikkat edin, kesikli çizgiyle bölgemizi belirledik. Manyetik alan bölgesi sabit. Şimdi tel çerçeveyi dışarı doğru çıkarıyorsunuz. Ve sadece manyetik alanı etki eden alan neresi? Taradığım bölge kadarlık bir alan. Dışarı çıktıkça alanı, manyetik alana dahil olan alanı azalacak. Alan azaldığı için akı değişime başlayacak. Yani akı azalacak. Bu azalışı engellemek için sistem ne yapacak? Azalışın önüne geçmeye çalışacak. Nasıl? Hangi yönde azalış varsa o yönde bir akım oluşturmaya çalışacak. Nasıl? İki şekilde çözdük, hatırlayın, içeri girerken aynı işlemi dışarı çıkarken de yapacağım. Önce indüksiyon akımının oluşma temel nedeniyle Lenz yasasına gelelim. Manyetik alanda bir değişme, azalma var. Manyetik alandaki bu değişmeden dolayı ne yapmaya çalışacak? Sistemdeki bu değişimin olmasına engel olmak için ortamın manyetik alanı hangi yöndeyse kendi iç bölgesinde aynı yönde bir manyetik alan oluşturmaya çalışacak. Sağ el kuralını kullanırsak bu yönde sayfa düzleminden içeri dik bir manyetik alan oluşturabilmesi için akımın yönü girişin tamamen tersine, düz bir tel olarak düşünelim. Akımı bu yönde alırsam eğer hemen sağ el kuralını yapıyorum. Baş parmağım akım. Dikkat edin, alan telin alt kısmında, o yüzden parmaklarım içeri doğru girecek. Bu durumda ne yaptı? İçeri doğru bir manyetik alan oluşturdu. Aynı işlemi bu tel için yapabilirsiniz. Baş parmağınızı akım yönünde tuttunuz. Dört parmağınız sayfadan içeri giriyor. Akım böyle dolandığı sürece hep iç bölgede nereye doğru bir manyetik alan oluşturacak? Sayfa düzleminden içeri bir manyetik alan oluşturacak. Bu birinci yolumuz. İkinci ne yapabiliriz? Şimdi dikkat edin. İlk içeri girerken isim verelim. KL telimizdi. Şimdi dikkat ediyorsanız manyetik alanın dışında kaldı KL teli. Teli, iletken teli bir manyetik alanına dik olacak şekilde hareket ettirmeye başlarsanız bir pil gibi davranır demiştik. Aynı mantığı alacağım ama bu sefer KL teli artık manyetik alanın dışında olduğu için bir pil gibi davranamaz. Ama diyelim ki burada MN telimizi alalım. MN telimi alırsam MN teli bu V hızıyla gittiği sürece o da aynı hızla gidecek. Bu durumda Sağ el kuralını tekrar uyguluyorum. Neydi? Baş parmak hız vektörü, dört parmak manyetik alan, avuç içinin gösterdiği yön, eksi yüklerin hareket yönünün tersi olacaktı. Yani kısacası avuç içini gösterdiği yönü artı yön olarak alabilirim. Dört parmağımı ortamın manyetik alanı içeri doğru alıyorum. Baş parmağımı hız vektörü yönünde tutuyorum. Avuç içim M ucunu gösteriyor. O zaman M ucu artı, N ucu eksi olacak şekilde bir pil gibi davranacak. Bu durumda akım pilin artı ucundan eksi ucuna doğru dolanacak. O zaman yine bununla da ne yapabilirsiniz? Oluşan, değişime reaksiyon sonucu oluşan indüksiyon akımının yönünü belirlemiş olabilirsiniz. İki şekilde yapıyoruz. Şimdi aynı işlemi bir problem üzerinde görelim bakalım. Ne demiş? Şekildeki sayfa düzlemine dik ve içeri doğru olan düzgün manyetik alan şiddeti 50 Weber bölü metre karedir. Boyu 5 cm olan iletken tel gösterilen yönde 4 metre bölü saniye hızla çekiliyor demiş. 20 ohmluk direncin üzerinden geçen akım. Şimdi devremi kapalı bir devre ama dikkat ederseniz bir pilim yok. Pilim olmamasına rağmen akı değişiminden dolayı ne oluşacak? Bir pil gibi davranacak tellerden bir tanesi. Ve böylelikle de devre kapalı bir devre olduğu için indüksiyon akımı geçecek. Şimdi yine bu ucu alamıyorum. Hangi ucu alıyorum? Örneğin bu ucu K, bu ucu L dersek aynı V hızıyla ilerleyecek. O zaman ne yapıyorum sağ el kuralına göre? Yine pilin K ucu artı, L ucu eksi olacak şekilde bir pil gibi davrandı. O zaman pilimin volt miktarını nasıl buluyordum hatırlayın. Bavul diye ezberleyin demiştim. Hatırlatma anlamında B, V, L. B ortamın manyetik alanı 50 ama hızımın birimi 4 metre bölü saniye iken telimin boyu 5 santimetre. Dikkat ediyorsanız metre kare ve metre. O yüzden telimin boyunu neye çevirmem lazım? Metreye çevirmem lazım. Bu durumda 5 bölü 100 metre yaptık. 50 ile 100'ü sadeleştirdim. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. Benim KL telim 10 voltluk bir pil gibi davranmaya başladı. Ohm yasasına geliyorum, artık devre kapalı bir devre. Pilim direncim var, benim akımım istemiş. O zaman epsilon eşittir akım çarpı direnç. Yani pil miktarım 10 volt. Akımım sorulduğu için iyi yazıyorum. Ne kadarlık bir direncim var? 20 ohmluk bir direnci var. Bu durumda akımım ne çıkacak? 0,5 amper. Akımımın yönü her zaman pilin artı ucundan akım yola çıkar ve eksi ucuna doğru gider dersek hangi yönde ilerleyen bir akımımız oluştu? Bir yönünde, miktarı ne kadar? 0,5 amper. Yani cevabımız ne olacak bu durumda? A şıkkı olacak. Evet, geldik şimdi örnek açıklama yaptığım sorunun şeklin aynı şekilde soru haline getirilmiş formu. Ne diyor soruda? İletken bir tel çerçeve sayfa düzlemine dik ve dışarıya doğru olan manyetik alana şekildeki gibi sabit V hızıyla girip çıkıyor. Buna göre verilen yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi birincisinde başlıyorum. Demiş ki tel çerçeve manyetik alanın içine girerken saat yönünde dolanan bir indüksiyon akımı oluşur. Ne yapıyorum? Hemen KL teli bence en pratiği sağ el kuralı ile pil gibi davranması. Diğer türlü akı değişimine girip değişimin artıp azalmasına göre bir akım yönü belirlemeniz lazım. Tel gibi davrandığı zaman işler birazcık daha kolay. Elimi düzgün tutuyorum. Baş parmağımız vektörü. Dört parmağım manyetik alan. Baş parmağımı hız vektörü yönünde tuttum. Sayfa düzleminden dışarı olduğu için dört parmağımı dışarı doğru tuttum. Avuç içimin gösterdiği yönü artı kabul edersem L ucum artı, K ucum eksi olacak şekilde bir pil gibi davranacak. O zaman girerken artıdan eksiye doğru yani saat yönünde dolanan bir akımım var. Demiş ki saat yönünde dolanan birinci öncülümüz doğruymuş. İkinci öncüle geldim. Tel çerçeve tamamen içeri girdiğinde akı değişimi sıfır olduğu için indüksiyon akımı oluşmaz. Aynen öyle. Değişim varsa ancak indüksiyon akımından söz edebiliyoruz. Düzgün bir manyetik alanda manyetik alan çizgi sayısı ve alan değişmiyorsa akı değişmez. Değişim yoksa indüksiyon akımı oluşmaz. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncüsüne geldik. Tel çerçeve düzgün bir manyetik alan içerisinden çıkarken oluşan indüksiyon EMK'sı telin V hızıyla doğru orantılı. Hatırlayın. İndüksiyon EMK'sının formülü ortamın manyetik alanı, telimin hızı, telimin boyu. Tel boyundan kastımız bu L boyumuz. Hız arttıkça indüksiyon EMK'm artacak. O yüzden hızı ile doğru orantılıdır demiş. Üçüncü öncülümüz de doğru. Bu durumda verilen üç öncülün üçü de doğru olduğu için cevabımız ne çıkacak? E şıkkı çıkacak sevgili gençler. Şimdi geldik. İndüksiyon bir de öz indüksiyon var. O zaman dikkat edeceğiz. Demek ki iki çeşit değişime reaksiyon sonucu akım oluşuyor. Bunlardan bir tanesi indüksiyon neydi? Ortamdaki manyetik alanın değişimiyle bir reaksiyon sonucu oluşuyordu indüksiyon akım. Peki öz indüksiyon akım ne? Dışarıda bir etki olmaksızın devrenin kendi içindeki değişime reaksiyon sonucu oluşan akıma öz indüksiyon akımı diyoruz. Dışarıda değil, devrenin kendi içinde bir değişim olmalı. Bu değişime reaksiyon göstererek kendi içinde bir dalgalanmaya neden olmalı. İşte bu akım bizim için devrenin kendi içindeki değişimle oluştuğu için öz indüksiyon akım. Nasıl? Çok tipik bir burada devremiz var. Bu tipik devreyi neredeyse birçok soruda karşınıza çıkacak. O yüzden bunu burada anlattıktan sonra birçok soruda diyeceğiz ki evet bak böyleydi, yine aynı şekilde devam edecek diye düşüneceğiz. Anahtar kapatılırsa. Şimdi dikkat edin, anahtarım açık. Anahtar açıksa açık bir devre. Akım, devrenin kendi akımı sıfır. Devrenin kendi akımı sıfır olduğu için benim bobinimin merkezinden geçen manyetik alan çizgilerim de yok. O yüzden akım olmadığı için manyetik alan çizgilerim yok. Manyetik alan çizgilerim olmadığı için akım sıfır. Şimdi anahtarı kapattığım anda devre kapalı bir devre haline gelir ve devreden bir akım geçer. Akım geçmesiyle birlikte bobinin kesit alanından geçen manyetik alan çizgilerim oluşmaya başlar. O yüzden de belli bir alandan manyetik alan çizgileri geçmeye başlayınca ne oluşur? Manyetik bir akı oluşur. Şimdi manyetik akı sıfırken belli bir manyetik akı miktarı giderek artmaya başlıyorsa devrenin kendi içindeki akısı değişmeye başlıyor. Devre bu değişime ne yapacak? Reaksiyon gösterecek. İndüksiyon değişim yasağı kuralında BVL'ye göre yapıyoruz demiştim. Ya da artışı engellemek için ters yönde bir manyetik alan ya da azalışı engellemek için aynı yönde bir manyetik alan oluşturacak şekilde kendi üzerinden akım geçirmesi gerekiyordu. Burada işiniz çok daha kolay. Neden? Çünkü devre bobinli bir devre ve genellikle öz indüksiyon akımı bu tarz bir bobinli devrede karşınıza çıkar. O zaman ne yapıyorum? Hemen devre akımına bakıyorum. Devre akımına bakıyorum ve eğer devrenin akımı artıyorsa o zaman diyorum ki devre akımını azaltacak şekilde devrede bir indüksiyon, öz indüksiyon akımı oluşur. Peki akım nereye doğru? Bana hep yönünü soracak. Büyüklüğüne bir formülle birlikte gireceğiz. Şimdi ne yaptım? Dedim ki böyle dolanırken akım bu yönde ilerlerken devre akımı artıyorsa öz indüksiyon akım bunu azaltmak için uğraşacaksa eğer hemen bobinin sembolüne geldik. Bobinimin sembolü bu. Bunun devre akımı diyelim ki bu yönde gidiyor ve bu devre akımı artıyorsa o zaman öz indüksiyon akımı tamamen bunun tersi yönünde bir öz indüksiyon akım oluşturacak. Her zaman artışı engellemek için devre akımına zıt yönde bir öz indüksiyon akımı oluşturacak. Anahtarı açarsam bu sefer devre akımı diyelim ki belli bir sayısal değerden örneğin 10 amperden sıfıra inmeye başlayacak. Devre akımı azalıyorsa bu azalışı engellemek için bu durumda ne yapacak? Hemen bobinimin sembolünü çiziyorum. Devre akımım bu ve bu azalıyorsa o zaman devre akımıyla aynı yönde bir öz indüksiyon akımı oluşturacak. İşimiz çok kolay. Öz indüksiyonda devre akımına bakarak. Şimdi bir de dikkat edin burada reostamız var. Şimdi reostamıza göre incelersek eğer reostanın sürgüsünü hareket ettiriyorum. Örneğin nereye doğru? Bir yönde, yani sürgümü buradan buraya hareket ettirdim. İlk duruma göre bakıyorum. Anahtarım kapalı. Devreden akım geçirdim. Bu sürgünün üzerinden geçti. Ne kadarlık direncin üzerinden geçiyor? Bu kadarlık bir direncin üzerinden geçiyor. Reostada direnç ile telin, o direncin boyu doğru orantılı. Yani ne kadar L büyürse, şurada L dediğimiz mesafe ne kadar büyürse o zaman direnci de o kadar büyüyecek. Şimdi bir R direncimiz var bu L boyunda. Devredeki pil miktarım sabit. Ohm yasası bana dedi ki pilin voltu eşittir devrede oluşacak olan akım çarpı direncim, ama bu direncim L boyundaki direncim. Sürgüyü bir yönünde hareket ettirdim. Ne yaptı? Direncimin boyu arttı. L1 kadar oldu ki L1 L'den büyük. Bu durumda direncim de büyüdü. Yani R1 gibi bir direncim oldu, R'den büyük. Epsilonum aynı, pili değiştirmedim. Yeni bir direncim var. Bu direncime göre devredeki akım ne yaptı? Azaldı. Devredeki akım azaldıysa devre akımı ile yine aynı yönde ne oluşturacak? Bir akım oluşturacak. Devre akımı bu yönde ise öz indüksiyon akımı da aynı yönde olacak. Bunun tam tersi. Rheosa'nın sürgüsünü bir iki yönünde çekiyorum. İki yönünde çekersem direncim azalır. Direncim azalırsa pil miktarım sabit olduğu için akım miktarım artar. Devredeki akım miktarı artıyorsa, dikkat edin hiç sahip kuralına girmiyorum. Akı değişimine girmiyorum. Sadece devrenin kendi içindeki akımına bakıyorum. Devre akımım diyelim ki bu yönde ise bu artışı engellemek için tamamen zıt yönde ne oluşturacak? Az artışı engellemek için bir öz indüksiyon akım oluşturacak. Bir özet yaparsak indüksiyon akım dışarıdaki bir etkenin sonucunda oluşan artışı azaltmaya, azalışı da arttırmaya çalışan bir akım türü iken öz indüksiyon akım devrenin kendi içindeki değişime reaksiyon sonucu oluşan akımdır. Devrenin kendi akımı artarsa devre akımına ters yönde bir öz indüksiyon, devre akımı azalırsa devre akımıyla aynı yönde bir öz indüksiyon akımı oluşur deyip hemen işimizi bitirmiş oluruz. Geldik. Burada da bir özet yine. Dikkat edin, devre akımının yönü artıyorsa öz indüksiyon akımın yönü ters, azalıyorsa aynı yönde olacak. Bu kuralı hiçbir zaman unutmayacağım. Bunu sadece kim için kullanabiliyorum? Öz indüksiyon akım için kullanabiliyorum. Şimdi geldik. Bir kapalı devremiz var. Sayfa düzenledik dışarıya doğru düzgün ait kalan içerisinde. X ve Y iletken telleri ve lamba kullanılarak şekildeki kapalı devre oluşturuluyor. Buna göre hem lambanın ışık vermesini istiyorum soruda hem de ampermetrede belirtilen yönde bir akım geçmesini istemiş. Diyor ki verilen eylemlerden hangileri yapılırsa istenilen gerçekleşir. Şimdi tek tek öncülerime bakıyorum. X telini bir yönde hareket ettirme. Şimdi X telini uzaklaştırırsam şimdi bu bölgedeki alanım ne yapacaktır? Alanım artacak. Alanım artarsa o zaman bu alandan geçen manyetik alan çizgi sayım artacak. Bunu azaltmak için devrenin akımına ters, devrenin manyetik alanına ters yönde bir manyetik alan oluşturmak için üzerinden bir indüksiyon akımı geçirecek. Ya da daha basit olan sağ kuralını kullanıyorum. Diyorum ki bir yönde hareket edebilmesi için böyle bir V hızı olmalı. Baş parmak hız, 4 parmak manyetik alan, baş parmağım hız vektörü yönünde, 4 parmağım sayfadan dışarı, avuç içimin gösterdiği yönü pilimin artı kutbu, el tersini gösterdiği yönü de eksi kutbu alırsam o zaman bu uç artı, bu uç eksi olacak şekilde ne olacak? Devrede bir pil oluşacak. Pilin artı ucundan akım yola çıkar. Bakıyorum. Burada mecburen iki kola ayrıldı ama buradaki önemli değil. Ben lambadan geçeni istiyorum. Direncimin üzerinden ok yönünde akım geçti. Yani ampermetrede istenilen yönde bir akım devreye de dolaşıyor. Hepsi toplanıp lambanın üzerinden geçti. Lambanın üzerinden bir akım geçerse lamba yanar. Lambayı yaktık. Ampermetrede istenilen yönde bir akım geçti. O zaman birinci öncülümüz doğruymuş dedik. Devam ediyorum şimdi. Hemen ikinci öncüle geldim. İkinci öncül dedi ki Y telini iki yönünde hareket ettirmek. Hemen hız vektörümü koydum. Elimi düzgün tutuyorum. Hız manyetik alan. Baş parmağım hız vektörü yönünde. 4 parmağım sayfadan dışarı. Bu uç artı, diğer uç eksi. Pilin artı ucundan akım yola çıkacak. İki kola ayrıldı. Akıma dikkat edin. Ampermetreye ters yönüne giden bir akım. Evet lambam yandı. Ama ampermetredeki akım istenilen ok yönünün tersinde olduğu için ikinci öncülü alamıyorum. Üçüncüye geldim. Hemen tekrar şeyimizi düze temizledik. Bakıyoruz. Ne dedi bana? Demiş ki üçüncü öncülde Y telini bir yönünde hareket ettirmek. Şimdi hız vektörümü böyle tutuyorum. Hemen yine sağ el kuralı. 4 parmağım sayfadan dışarı, baş parmağım hız vektörü yönünde. Bu durumda artı ve diğer uçta eksi olacak. Pilin artı ucundan akım yola çıktı. Tam bağlantı noktasında iki eşit parçaya bölündü. Telin üzerinden geçti. Lambamın üzerinden geçti. Lambam yandı. Ve ampermetrenin üzerinden istenilen kırmızı okla gösterilen yönde bir akım geçti. Ve devreyi tamamladı. O zaman demek ki üçüncü öncülümüz de doğruymuş. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Yani cevabımız D şıkkıymış dedik. Evet sevgili gençler, bir sonraki sorumuz. Yan yana duran şekildeki KVL bobinlerinden K bobinine bir üreteç şekildeki gibi bağlanmıştır. Dikkat edin, birinci bobinde bir üretecim var ama ikinci bobinde yok. Bobinlerin birbirlerinin etki alanında olduğuna göre yargılardan hangileri doğrudur demiş. Birinci yargıyla başlıyorum şimdi ön cümle. R1 reostasının kolu bir yönünde çekilirse, şimdi reostanın sürgüsü buraya gelir. Direncimin boyu bu kadarken direncimin boyu arttı. Direncimin boyu artarsa direnç artar. Primin miktarı epsilon. Epsilon eşittir R1 çarpı I. Reostanın sürgüsünü hareket ettirerek direnci arttırdım. Primin voltu sabit. Primin voltu sabitse devrenin akımı azaldı. Devrenin akımı azalırsa devre akımıyla aynı yönde bir öz indüksiyon akımı oluşacak. Demiş ki devre akımıyla aynı yönde öz indüksiyon akımı oluşur. O zaman birinci öncülümüz doğruymuş. İkinciye geliyorum. S1 reostasının kolu. Hemen tekrar sayfamı şeyimi temizliyorum. Hemen tekrar bakacağım şimdi. Ne istedi bizden? R1 reostasının sürgüsünü bir yönünde çekti. L'de saat yönü, dolanımı yönünde indüksiyon akımı. İndüksiyon akımı unutmayalım. Şimdi akım böyle dolanıyor. O zaman hemen makarama elimin içine alıyorum. Dört parmağımı akım yönünde tutuyorum. Baş parmağımın gösterdiği yön manyetik alan vektörünün yönü. O zaman K bobininde manyetik alan vektörüm bu yönde. Ne yaptı? Şimdi sürgüyü bu tarafa çekince akım azalmıştı, hatırlayın. Akım azalırsa manyetik alan miktarım azalır. O zaman L bobinine etki eden manyetik alanın şiddeti azalır. Bu azalış engellemek için aynı yönde bir manyetik alan oluşturmak için, yani bu yönde bir manyetik alan oluşturmak için üzerinden akım geçirmesi gerekir. Hemen makarayı avcumun içine alıyorum. Baş parmağımı oluşturması gereken manyetik alan vektörü yönünde tutunca dört parmağım yine yukarı doğru, dikkat edin. O zaman hemen telin üzerinde yukarı doğru akımlar çizdim. O zaman ne oldu? Böyle dolaştı. Demek ki indüksiyon akımı hangi yöndeymiş? İndüksiyon akımının dolanım yönü saat yönünde demiş. Evet, aynen öyle, saat yönünde dolanıyor. İkinci öncülümüz de doğru. Üçüncü öncüle geldim şimdi. R2 reostasının kolu iki yönde çekilirse. Şimdi dikkat edin, ikinci bobinimde bir şeyim yok, pilim yok. Pilim olmadığı için bu devrede bir akım yok. Akım yoksa istediğim kadar sürgüye hareket ettireyim. Bir manyetik alan olmadığı için akıda bir değişime neden olmayacak. Akıda değişime neden olmayacaksa, yani değişim olacak bir akım yok devrede. Bu durumda ne olacak? Hiçbir değişim olmayacak. O yüzden indüksiyon akımının oluşmasından söz edemeyiz. Ancak bir değişim için ortada gerçekten bir akım olmalı ki bu değişime reaksiyon sonucu ne olsun? Ya da bir manyetik alan değişimi olmalı ki bu değişime reaksiyon sonucu ne oluşsun? Bir indüksiyon akımı oluşsun. O yüzden üçüncü öncülümüz doğru değil. Bu durumda hangi öncüllerimiz doğru oldu? 1 ve 2, yani cevabımız nedir bu durumda? A şıkkı diyoruz. Hemen bir başka örnek. Şekilde gösterilen yönlerde olan manyetik alanlar içerisinde boyları eşit. Hemen soruyu okuyorum ve boylarını ekliyorum. Niye? Şimdi büyük olasılıkla indüksiyon EMK'sını sormuş, görün. Neydi indüksiyon EMK'sı formülü? İndüksiyon EMK'sı eşittir ortamın manyetik alanı, teli hareket ettirdiğim hızım çarpı telimin boyu. Hepsinin eşit dedi. Hemen eşitliği yazdım. Demiş ki buna göre belirtilen hızlarla hareket ettirilirse oluşan indüksiyon EMK'larının büyüklükleri nedir? Şimdi hemen elimi düzgün tutuyorum. Hız vektörüm manyetik alana dik ise ancak indüksiyon EMK'sından söz edebilirim. Dört parmağım dışarı doğru. Baş parmağımı hız vektörü yönünde tutarsam o zaman avuç içimi gösterdiği yön artı diğer 3 eksi ne kadar oluştu? Epsilon K eşittir ortamın manyetik alanı 3B verilmiş çarpı telimin boyu L kadar, hızım da 2V kadar. Bu açının bir önemi var mı? Daha önce bunu birkaç kere daha çözdük, hatırlayın. Akım, manyetik alan, telin boyuna dik olduğu için, yani hıza dik olduğu için bu açının bir önemi yok. Mutlaka dik olmalı. Bu durumda ne oluştu? 6BVL oluştu. Hemen ikincisine geliyorum. Hız vektörüm ve manyetik alan birbirine dik. Elimi düzgün tutuyorum. Dört parmağımı manyetik alan yönünde, baş parmağımı hız vektörü yönünde tutuyorum. Dikkat edin. Birbirine dik ama ne oluşmadı? Uçlarda oluşmadı. Yukarı ve aşağı üstü uçlarda oluşursa ancak bir pil gibi davranır. O yüzden ne yapmadı burada? İndüksiyon EMK'sı oluşmadı. Çünkü benim yaptığım işleme göre dikkat edin, yukarı kısmında bir yük depolama durumu söz konusu. Oysa ki ne olmalı? Şu uca ve bu uca akım depolayacak, yük depolayacak şekilde bir yük hareketi başlatmanız lazım. Bu sistemde her ne kadar manyetik alan hıza dik olsa da telin durduğu boy L manyetik alana paralel olduğu için, oysa ki hepsi birbirine dik demiştik hatırlayın. Burada indüksiyon EMK'sı oluşmaz. B dik olmalı V'ye, dik olmalı L'ye. Hepsi birbirine dik olursa ancak ne oluşacak? Bir indüksiyon EMK'sı oluşacak. Hemen üçüncü şeklime geliyorum. 30 derece hızım dik olmalı telimin boyuna. O yüzden 30 derecenin karşısındaki kenarı arıyorum. 30 derecenin karşısındaki kenar hipotenüsün yarısı 0,5 yani 2B'ye indi hızım. Gene elimi düzgün tutuyorum. Şimdi dikkat edin. Hızım kime paralel oldu? 2V hızı manyetik alana paralel. Oysa ne olmalı sağ kuralına göre? Hız vektörü ile manyetik alan birbirine dik olmalı. Paralel olduğu için burada da ne oluşmadı? Bir indüksiyon EMK'sı oluşmadı. Sadece birinci telimizde bir indüksiyon EMK'sı var. Bu durumda K büyük. L ve M'de indüksiyon akımı olmadığı için onlar birbirine eşit. Yani cevabımız ne oldu? C şıkkı oldu sevgili gençler. Evet, şimdi bir de dönme hareketi. Tabii ki senenin başında çembersel hareketi çalışmıştık. Teli illa belli bir sabit hızla bir yöne çekmek yerine bir tork noktasından döndürme hareketi de yaptırabiliriz. Eğer böyle yaparsak ne olacak? İş birazcık değişecek. Neden? Hatırlayın, çembersel harekette çizgisel hız açısal hız çarpı yarıçapa bağlı. Şimdi açısal hız neydi? Bir nokta kaç derece dönüyorsa diğer noktada onun dönme nokta açısına göre bir hızını belirliyorduk. Bunları birlikte bir O noktasından perçinlemişiz. Her nokta aynı açıyı dönerek hareket ediyor. Bu ne anlama geliyor? O zaman her noktanın açısal hızı aynı demek. O zaman yarıçapa göre ne belirleyeceğim? Bir hız belirleyeceğim. Hemen L ucuna geliyorum. L ucundaki hızım VL eşittir. O noktasına her birini L boyunda kabul edersek o zaman dikkat edin omega çarpı telimin yarıçapı 2L. Buna 2V diyebiliriz. Aynı şekilde K ucuna bakıyorum. Buradaki hızına da VK dersek K'deki hız ise yine omega ama dikkat edin boyu 3L oldu şimdi. 3L yani burası 3V oldu. Şimdi sağ el kuralına geliyorum. Hız vektörüm dikkat ederseniz şimdi O noktası hareketsiz telin sadece K ucu dönerken diğer noktalar yarıçapı değiştiği için ne yapıyor? Her noktanın hızı farklı. Eğer dönme hareketi yapıyorsa çok basit bir nokta yapacağız. Diyeceğiz ki O noktasının hızı 0. K noktasının ise hızı ulaşabilecek en büyük hız çünkü en uzakta. O zaman ortalama bir hız alacağız. Ortalama hız O noktasının hızıyla K noktasının hızının ortalaması. Yani ne oldu burası? 1,5 V oldu. Dönme hareketi yapan ikinci bir telim daha var burada dikkat edin. O zaman onun da ortalamasını alıyorum. Buradaki ortalamam ne oldu? O noktası ve L noktasının ortalaması. Yani 2V bölü 2'den. Burası da V'ye kadar. Tamam. Ortalama almamın nedeni de belli. Artık dedim ki her noktada yarıçap değiştiği için farklı bir hızı var. Hangi hızı alacağım? Ortalama hızı alacağım dedim. Şimdi artık sağ el kuralına gelebilirim. Sağ el kuralına göre diyorum ki baş parmağım hız vektörü yönünde, dört parmağımı ortamı manyetik alanı yönünde tutarsam avuç içim K'yi gösteriyor. K artı yüklü, L eksi O eksi yüklüymüş. Aynı işlemi diğer için yapıyorum. Dört parmağım sayfadan içeri, baş parmağım hız vektörü yönünde tutuyorum. Bu noktam artı, bu noktam eksi. Şimdi dikkat edin K'den başlarsam. Burası K noktam olsun, K noktam artıymış. Artıdan sonra eksi geldi. Burası O noktam artı eksi. Şimdi O ile L'ye bakıyorum. O ile L için yine O eksi. L artı. Şimdi ta 10. sınıf konumuza dönersek iki tane pil var. Ve pillerin eksi kutupları birbirine bağlanmış. Yani bunlar seri ve ters bağlanmış. O zaman önce onların indüksiyon EMK'sını bulalım. Örneğin buna epsilon KO. Buna ise epsilon LO dersem eğer. Hemen hesaplama yapıyorum. Epsilon KO eşittir. Ortamıma ait kalanı B kadar. Hızım ne kadar ortalaması? 3 bölü 2 V kadar çarpı telimin boyuna kadar 3L kadar. O zaman bu ne yaptı? 9, 4,5 B VL yaptı. Epsilon LO'ya geldim şimdi. Ne kadar? Ortamıma ait kalanı B. Telimin ortalama hızı V kadar. Telimin boyu da 2L. Yani 2 B VL kadar. Soru demiş ki OL arasında oluşan indüksiyon EMK'sı 4 volt. Yani bu 4 volta eşitse bu durumda BVL 2 volt demektir. 2 volt ise o zaman burası nedir? Bu da 9 volt demektir. Şimdi burası 9 volt, burası ise 4 volt. Birbirine ters bağlı iki seri pilimiz varsa o zaman toplam eşdeğer voltajım ne olur? Birbirinden çıkardım. 9'dan 4'ü çıkarırsam 5 voltluk bir pil hareket olduğu sürece oluşmuş durumda. Yani cevabımız B şıkkı demektir. Evet sevgili gençler, bugün birlikte indüksiyon öz indüksiyon akımı çalıştık. Umarım faydası olmuştur. 3-4-5 yayınlarında beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, iyi çalışmalar.